İşim yoktu benim. Barış'la aile bütün işim. Ama sen buna da karışarak kendini tutamadın değil mi? İyi ki de karıştın, yoksa senin kim olduğunu hayatta öğrenemeyecektim. Her şey yolundaydı. Çok güzel gidiyordu ilk başlarda. Yüzü gülüyordu, mutluydu. Ama sonrasında her şey tepe taklak oldu. Tamam. Sizin yüzünüzden. İmdat! Kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Kimse beni başkım üzemeyecek, anladın mı? Bir daha beni başkama kimse zarar. İmdat! Şuna bağırıyorsun. İmdat! Kimse seni duyamaz. İmdat! Şuna bağırıyorsun. İkiniz de Beren'e yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. İmdat! Dicle! Öldürürüm ben seni! Barış, tamam! Sen Dicle! Barış, tamam! Barış, tamam! Barış, dur! Allah! İyisin değil mi? Bir şey yapmadı sana. Yapmadı. Bitti. Tamam. Çok korktum. Ama çok korktum. Gerçekten çok korktum. Nerede, iyi mi? İçerideler. Şikayetçi oldu şimdi adamlar. Sen yanında mıydın? Yok, ben yoktum. Barış yanındaydı. Adam evin içine girdiği için artık kurtuluş yok dediler. Ben anlamıyorum. Niye saldılar ki bu adamı? Ya suçüstü yakalanmadı mı? Yakalandı. Ya delil olmayınca işte ellerinde. Fotoğraf delilden sayılmıyor mu? Ay biz iyi onu düşürdüğünü kanıtlayamadık ki Feris. Ama bu sefer kaçış yok. Ne yapıyorlar şimdi içeride? Şikayetçi oluyor Dicle. Daha da veriyor. Tamam, Beren'e de haber verelim o zaman. O da gelsin, şikayetçi olsun. Feris. Kıraş ya, ben de tam Beren de gelsin diyordum. Dicle nerede? İçeride ifade veriyor. Affedersiniz, benim odaya gelebilir miyim? Dışarıda bekleyin lütfen. Ben Dicle'nin babasıyım. Evet. Buyurun. İyi misin? İyiyim. Devam ediyorum. Lütfen.
Serkan Işkel, Beren Özdal'ın adını vererek yaptıklarımıza pişman olacağımızı söyledi. Kendimi kilitlediğim odaya zorla girip üstüme yürüdü. Bu sırada daha önceden iş münasebetiyle tanıdığım Barış Havas, Serkan'ı etkisiz hale getirdi. Sonra ben 155'i arayıp yardım çağırdım. Şüphelenin cezalandırılması için gereğini talep ediyorum. Evet. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Hayır, hepsi bu kadar. İsim, soyisim, TC ve imza. TC ve imza, var mı başka şahit ya da şikayetçi olmak isteyen? Var. Ben de şikayetçi olmak istiyorum. Daha önce hiç görmedim ben bu adamı. Yani ne aradı, ne karşıma çıktı. Kafede tanıştın sen bu adamla ilk defa yani, öyle mi? Evet. Zaten başta anlamadım. Gayet normal görünüyordu yani. Ya neyse, bunu da şükür ki en azından hiç kimseye bir şey olmadı. Ya ne Dicle'ye, ne Barış'a, ne sana, ne de sana. Allah'tan Barış yetişip kurtarmış Dicle'yi. Yok ya, ben bu işin peşini bırakmayacağım. Öyle kolay değil elini kolunu sallaya sallaya insanların hayatını mahvetmek. Dicle, ben o evden bir an önce taşınmanızı istiyorum. Bunu şimdi konuşmasak. Tamam, ben daha güzel bir ev bulacağım size. Böyle site içinde güvenlikli falan. Daha fazla kalmayın orada. Beni düşündüğün için teşekkür ederim gerçekten. Ama yapma, olur mu böyle benden habersiz gidip ev falan bulma sakın. Zaten biz kilidi değiştireceğiz bu hafta. Hemen, hatta hemen yapacağız bunu. Bir de yani kötü bir yerde oturmuyoruz ki. Biz öyle bir olay da gelmedi bugüne kadar başımıza. Lütfen, lütfen bunu kapatalım. Sonra konuşuruz bunu, olur mu? Tamam, bakarız sonra. Ama bu gece yalnız kalmak yok. Ben de geleceğim sizin. Tamam. Olur, tamam, anlaştık. Pardon. Acil toplantı. Hemen. Ha. Acil toplantı. Hemen. Bir sen gelme istersen. Yeterince stres yaşadın zaten. Yok yok, geleyim ben. Geleyim, hem bana da iyi olacak. Böyle biraz kafam dağılır. Şimdi eve gidince ben biraz düşünürüm onu. Doğru söylüyorsun Ortoy. Yalnız gitme zaten. Kıraç sana da geldi değil mi mesaj? Geldi geldi. Kim bilir ne oldu yine. Ay, bilmiyorum. Aman. Ajansa gidiyoruz. Acil toplantı istedi Serkan Bey. Beni merak etme. Babam bu gece bizde kalacak. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Zeynep'in bize geçmiş olsun. Hadi gidelim kızım. Bırakayım seni de eve. Tamam. Tamam, geldim. İyi akşamlar. Hadi hepimize geçmiş olsun. Ha, Filiz. Serkan yine ne istiyormuş? Acil toplantı yazmış. Başka bir şey yazmamış hiç. Ay, ben de bilmiyorum ki. Emin misin? Neden öyle imalı imalı soruyorsun? Yani ne var Filiz'cim? Konuşmuş olabilirsiniz. Ne var bunda? Konuşmadık. Bana da size gelen mesaj geldi. Acil toplantı var, gel. Ha, istersen göstereyim mesajı. Yok, göstermene gerek yok hayatım. Ben inanıyorum sana. Tamam, merak etme. Bu Peri'de hakkında bir şey söyledim peki? Yani fikrini değiştirmiş mi? Allah Allah, konuşmadık diyorum. Anlatamıyorum galiba sana Çınar. Tamam, tamam Filiz'cim. Tamam, ben hiçbir şey söylemiyorum sana. Tamam mı? Hiçbir şey söylemiyorum. Merak etme. Dicle. Dicle nasıl oldu? İyi mi? Geliyor mu? Geliyor. Kıraç'la geliyorlar yolda ama... O ne? Yüzük. Gerçekten mi? Bir yüzük mü o? Hiç anlamamıştım. O ne? Annemleri idare etmek için taktık. Bir şey değil yani. Merak etme. Öylesine taktık. Efendim? Anlatacağım. Geliyorlar. Geliyorlar. Sesler geliyor. Tamam, anlatacağım. Anlatacaksın. Tamam, geliyorlar. Anlatacağım. Anlatacağım. Dicle. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Çınar Bey. Feris olanları anlattı. Geçmiş olsun. Sağ olun. Nedir peki son durum? Şimdi tutuklanmış. Onu biliyoruz. Yani artık rahat edebiliriz. Bundan sonra kimsenin başına dert olmayacaktır. Çocuklar, nedir bu? Niye böyle acil toplantı istedi? Bakalım yine ne oldu? Bilmiyoruz. Tamam, bakalım. Hay Allah ya. Ben baktım ama odasında bulamadım. Ya ne bu ya? Acele et diyor, kendi ortada yok. Ne bekleyecek miyiz daha burada böyle? Kusura bakmayın, geç kaldım. Çok yoğun olduğunuzu biliyorum ama önümüzdeki iki gün elimizdeki bütün işleri bırakıyoruz. Sebep? Çünkü yardım etmemiz gereken bir starımız var. Kim?
Lütfen buyurun. Merhabalar. Merhaba hepinize. Teşekkür ederim. Ederim. Oturun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu ani toplantıyı organize edip bana vakit ayırdığınız için. Gülben Hanım'ı biz mi temsil ediyorduk? Bir sürü arkadaşımdan, meslektaşımdan Ego'yu duyuyorum. Çalışmalarınızı da yakından takip ediyorum. Hepsi çok memnunlar. Şimdi benim size ihtiyacım var. Peki biz size nasıl yardımcı olabiliriz? Şimdi şöyle, bilmiyorum biliyor musunuz? Bir süredir menajerim yok benim. Her şeyi kendim halletmeye çalışıyorum. Evet, bir yıl geçti galiba değil mi? Bir yılı geçti ama çok zorlanıyorum çünkü 20 yıldır beraber çalışıyorduk. Olmayacağına karar verdik ve yollarımızı ayırdık. Ben her şeyi tek başıma hallederim sanıyordum ama. Asistanınız vardır ama mutlaka. İki tane asistanım vardı. Ebru doğum iznine çıktı. En az 6 ay yok. Özgür de Bodrum'a yerleşti. Ya nasıl oldu bilmiyorum işte. Randevuların hepsi çakıştı. Mahcup oldum. Alınmış randevular var. Saatimi değiştiremediğim şeyler var. Yani yardımınıza ihtiyacım var. Her şey birbirine karıştı. Toparlayamıyorum. Beni kurtarırsanız bundan sonra yoluma sizinle devam etmek istiyorum. Bir bakabilir miyiz programınıza? Tabii. Buyurun. Merci. Açma gerek yok galiba. Gülben Hanım. Sadece 2 günlük programınız mı? Evet ama benim yazım biraz büyük lütfen. Orada yazanlar sizi korkutmasın. Siz oraya bakıp kafanızı karıştırmayın, ben size kısaca anlatayım. Şimdi albüm yeni çıktı. Bir tane klip çektim, ikinci klibi çekmem lazım. Bunu programa almam lazım. Albümle ilgili alınmış gazete röportajları var. Bunların hiçbirini aksatamam, tarihleri belli. En az 3 ya da 4 televizyon programına çıkmam lazım. Sosyal medyada aldığım bazı reklam kampanyaları var, onlar devam ediyor. Bu arada Çocuklar Köşesi'nin de anaokulunun açılışı her an olabilir. Valilikten haber bekliyoruz onunla ilgili. Onaylanırsa tarihi değiştiremeyiz. Ya bunun gibi tarihi değişmeyecek o kadar çok iş var ki stüdyoya girmem lazım. Onun da günleri alındı. Dadı ile ilgili bir müzikal olur mu olmaz mı toplantılar var, inşallah olur. Onun görüşmeleri var. Bir reklam kampanyasının yüzü oldum. Onun çekimleri, senaryosu. Çocuklarla ilgili hayat, okul, görüşmeler, hocalar, dersler gibi gibi. Fazlası var, eksiği yok anlattıklarımın. Ne diyorsun Serkan? Başarabilecek miyiz? Bunca işin altından kalkabilecek miyiz ya? Hiç ben olmaz. Biz şimdi senin programına bakacağız. Her şeyi ayarlayacağız. Yarına başlıyoruz artık. Hadi bakalım, tamam. Seni hiç yormadan halledeceğiz. Serkan, unutma ki ben kolay yorulmam. Ekipten pes eden olmasın da. Yok yok, ekibimiz çok iyidir. İnşallah. Gelmiyor asansör, ben merdivenden ineyim. Hadi görüşürüz, bay bay. Görüşürüz, bay bay. Yani o zaman bizim birkaç saat sonra başlamamız lazım zaten. Çınar, ben önce bir büyük resmi göreyim de biz. Emre'cim sen gör büyük resmi, notlarını al sonra görürüz. Tamam mı? Resmini görürüz. Aç. Arkadaşlar, isterseniz şöyle yapalım. Herkes evine gitsin, güzelce bir dinlensin. Evdeyken düşünsün neler yapabileceğini. Yarın çok erken başlayacak. 5:30'da herkes burada. Hadi. 5:30. Başka türlü yetişemeyiz ki. 6:30'da program başlıyor. Hadi gidelim. Kalk, gerisin. Hadi yaparız. Ben alayım için abi benimle. Al bunu Emre. Tamam. Aha. Her şeyi aldın değil mi? Al. Ben sabah görüşürüz. Tamam, sabah görüşürüz. Hadi. Evet. Saat 6:30 bilet istersin. Aynı saate denk gelen ne var elinizde? Online görüşmesi var. Bu seni kırmışların ikinci klibi çekeceği için yönetmen toplantısı var. 6:30'da. Hayır, yönetmen Amerika'da olduğu için saat 22:30'a denk geliyor. Arada saat farkı olduğu için. Efendim, Hamide yazıyor. Hamide kim? Cumhuriyet Köy'de yaşayan biriymiş Peride Hanım ama ben de daha detayları tam olarak bilmiyorum. Ha, belki sabah gelecek bir arkadaş olabilir. Ya da Gülben Cumhuriyet Köy'e gidecek olabilir. Ben şimdi gruptan soruyorum. Ne sıktın sen, parfüm mü? Hayır, deodorant sıkmıştın ama azıcık sıktın. Ben bile almıyorum kokusunu. Ben alıyorum. Affedersin. We'll be right back.
Röportaj Ayşe diyor, parantez açmış, sorular gelecek demiş. Kesin maildir bu. Dicle, sorular gelmiş mi? Biz soralım, gelmemişse de hemen nasıl alabiliriz öğrenelim. Tamam. Ha, yazdı, yazdı. Cumhuriyet Köy'de Hamide Hanım'ın bir çiftliği varmış. Her çarşamba günü Gülben Hanım da oraya gidip alışveriş yapıyormuş. Ne alışverişi? Bakıyorum. Yumurta, köy tavuğu, meyve sebze ve süt. Ha, i̇yi tamam. Biz onu o zaman kendi içimizde zaten hallederiz. O kolay. Onu paslaşırız. Hatta Emrah, onu sen halledersin. Tamam, hallet sen onu Emrah'cığım. Tamam. Sen aldın. O zaman 10.30 reklam için hareket. Olmaz. Hayır, 10.30'da kuaför randevusu var. Çınar Bey, bunlar size gelmiş. Ben odanıza bırakıyorum. Tamam. Ha, tamam, tamam. Ben geliyorum hemen, tamam. Mehman teyze aradı, şimdi havaalanına gidiyorlarmış. Evet, gidiyorlar da. Ne oldu? Bir sorun mu olmuş yoksa? Yok, yok yani bir sorun yok da. Niye öyle apar topar gitmeye karar verdiler ki? Acaba dedim, oyunumuzu mu anladılar? Ha, yok canım, yok. Hiç öyle bir şey olmadı. Kimse bir şey anlamadı. Zaten gideceklerdi. Bir de şu düğün bir kere daha iptal olmuş. Artık kalmayalım, gidelim dediler. Sağ olsunlar. Tamam, tamam Osman canım. Tamam. Tamam, tamam. Gülben, ben şimdi bu reklam maillerine bakıyorum, her şey yolunda. Tamam, mekanlarda değişiklik yapacağız diyorlardı. Ona göre detayları yazmışlar mı? Evet, evet yazmışlar. Yerler belli, birbirlerine de çok yakın. Hallederiz, sorun yok. Peki, tamam. Hadi görüşürüz, bay bay. Görüşürüz, bay bay. Kolay gelsin Serkan Bey. Gel. Bu mektup size gelmiş. Sağ ol. Rica ederim. Canımı okudu resmen ya. Bir ara tamam dedim, olmayacak. 24 tekrar ne demek ya? Tamam çektin, oldu, bitti. Daha neyin tekrarını alıyorsun? Aynen ya. 24 kere kırdırdı aynı kapıyı herif bana. Şişti kolum, baksana. Bence buz koyman lazım. Bence de. Ece Hanım, size isterseniz buz getirebilirim. Vallahi çok iyi olur, şişti biraz ya bu. Tamamdır, hemen getiriyorum. Tamam. Ece Hanım, hazırsanız makyaja geçelim. Yok tatlım ya, makyajlık bir şey yok. Buz koyacağız, geçecek. Yüzümde bir silerler. Hoca tüm vücudu siler. Ne var ki sırada? Morgu çekmiyor muyuz bakayım? Evet. Tamam, orada vücudum görünmeyecek ki. Niye makyaja gerek yok? Bilmiyorum, hoca tüm vücudu siler. Ha. Anladım. Pardon. Hemen geliyorum. Efendim Ececiğim, ne oldu? Feris. Bana yardım etmen lazım. Gelebilir misin Sete hemen? Hayatım, ben toplantıdayım. Gelemem. Ne oldu? Hani şu morg sahnesini çekecektik ya. Evet, tamam biliyorum. Konuştuk adamla, biliyorsun. Üstümde örtü olacaktı. Çıplak olmayacaktım ben bu sahnede. Ay yok, istemem, ne olur. Git git. Çok kötü kokuyor. Filiz, orada mısın? Evet, evet hayatım. Evet, buradayım. Evet, biliyorum, biz bunu Hasan'la konuştuk. Zaten çıplak olmayacaksın. Tamam, işte fikrini değiştirmiş adam. Asistanı geldi demin. Vücut makyajı falan bir şeyler diyor. Çıplak sokacak adam benim morga. Hasan mı dedi bunu net? Böyle mi söyledi? Filiz, adamın aklında böyle bir şey olmasa neden vücut makyajı istesin? Allah... Filiz, şuraya gelir misin lütfen? Bak, gerçekten olay çıkaracağım ben burada. Hiç iyi olmayacak. Hayır, hayır. Sakın olay çıkartma. Sakın olay çıkartma. Ben geleceğim. Ama buradaki işlerimi bir halletmem lazım Ececiğim. Ne olur biraz bana zaman ver. Bak, sen oyala, bir şeyler yap. Yorgunum de. İdare et durumu, ne olur. Ben geliyorum, tamam mı? Tamam, bekliyorum. Geç kalma. Tamam, hadi görüşürüz hayat. Ah Serkan, benim çok acil bir işim çıktı. Ece Dizdar'ın setine gitmem. Feriz, şu an çok daha ciddi bir sorunumuz var. Tamam, bence hiç kuaföre takılmayalım. Zaten sete kuaför gelir. Hiç sanmıyorum. Yanında numarası ve adresi yazıyor. Ya bu 11-12 mi? Bende çocukların futbol dersi var. Bir de veli toplantısı var okulda. Arkadaşlar çok daha ciddi bir sorunumuz var şu an. Gülben'le mi ilgili? Hayır, Gülben'le ilgili değil. Çınar,
Şu Gökçe Bahadır meselesini anlatır mısın bana hemen? Hangi mesele, ben anlayamadım. Anladığım kadarıyla aynı anda iki farklı filmde birden oynamış. Ve sözleşmesinde bunu yapamaz maddesinin olmasına rağmen böyle bir hata yapılmış ki benden önce. Lütfen dinlemek istiyorum seni. Şimdi o mesele şöyle. Japonlar sözleşme ihlalinden dolayı bizden tazminat istiyorlar ve tam 2 milyon dolar. 2 milyon mu? Dolar. Hayır. 2 milyon olamaz. 2 milyon. 2 milyon ne demek? Yani mümkün değil ki. Sesini koruyabilmek için ses tellerine tedavisi uyguladığını, iğneler yaptırdığını, sette devamlı yorgun olduğunu ve karavandayım deyip seti terk ettiğini yazmışlar. Al kendin oku. Çınar kendin bak. Tamam anne, yok ya, merak etme. Hadi öpüyorum, arayacağım ben seni. Bay bay. Serhat Bey, daha trafiksiz bir yol yok muydu ya? Buradan sonrası açık Gülben Hanım. Geç kalmayalım. Ben şimdi çıktım, pilatese geçiyorum. Yani ben anlamadım ki, bu 1000 yıllık konu. Nereden çıkartmışlar şimdi? Nasıl anlamışlar aynı anda iki işte oynadığını? Ben yanınızda olacağım Gülben Hanım. Pınar'cığım, önemli olan nereden anladıkları değil. Önemli olan bunu biliyor olmaları. Kim bilir kimden çıktı yani. Sette herkes birbirini tanıyor. Oyuncular, ulaşım, set görevlileri yani. Herkesten çıkmış olabilir. Hiçbir sır sonsuza kadar sır olarak kalmaz. Emrah. Ne oldu Serkan Bey? Ayrıca filmden sonra Gökçe'nin bazı röportajlar yapması gerekiyormuş ve sesi kısıldığı için bu röportajların hiçbirini yapamamış. Yani evet ama... Çınar, bizim niye haberimiz yok? Çünkü çok üstünde durulacak bir konu değildi Feris. Yani çekimler bittiği için de ben de söyleme gereği duymadım. Arkadaşlar, işin ciddiyetini anlamıyorsunuz galiba. Sesi kısıldığı için, o röportajları yapamadığı için filmin PR'ının eksik olduğunu düşünüyorlar ve bunun da dişe yetkilediğini yazmışlar. Tamam da bizi neyle suçluyorlar? Gökçe'nin sesinin kısılması hastalıktan değil, aşırı yorgunluktan olduğunu söylüyorlar ki bence de öyle. Bu da filmlerine zarar vermiş ve bize tazminat davası açıyorlar. Bütün durum bu. Hayatım, peki burada kiminle ortaklaşa çalışmışlar? Yani Sigorta şirketi kim? Çalışıyorlardı. Bir tanıdığın yok mu senin? Bir şeyler yapamaz mıyız? Yok biri de yok. Hakan vardı, ayrıldı. Bakmak lazım, başka kim olur? Bence gözümüzü korkutmak için böyle söylüyorlar. Yani 2 milyon dolar ne demek? Bunun bir pazarlığı vardır kesin. Pazarlık yapılır bu iş bence. Çınar, pazarlığı nasıl yapacağız, bana söyler misin? Adamların eli dolu, %100 saklılar. Bizim elimizde hiçbir şey yok. Nasıl pazarlık yapacağız? Ya olsun, yani en azından ödeyecek paramız var. Kasamızda para yok Perideciğim. Yani sen benim özel hesabımdan mı bahsediyorsun şu an? Evet, başka kimde 2 milyon dolar olur? Ha, ajansı almadan önce yapılmış bir hata için ben kendi hesabımdan para ödeyeceğim, öyle mi? Benim olduğum yerde kimse para kaybetmez diyen sen değil miydin? Business First dergisine kapak olduğun sayıda böyle bir şey söylemiştin, yanlış hatırlamıyorsam. Kıraç, ben batan bir şirketi kurtardım. Hepinizin maaşlarını ödedim, yılbaşı ikramiyelerinizi ödedim. Ve şu an benden önce yapılmış bir hata için yatırımımın %20'si kadar daha paramı vermemi istiyorsunuz, bu mu? Egonun sahibi sensin. Evet, egonun sahibi benim ama bu sorun sadece benim sorunum değil, hepimizin sorunu. Tamam mı? Hepimizin, ayrı ayrı hepimizin sorun. En çok da senin çıkar. En çok da senin. Tamam, şimdi baştan alıyorum. Ben Gülben Hanım'ın yanına gidiyorum. Pilates bende, online görüşme bende. Taksiyle gideceğim, arabada sende. Tamam, o zaman Hamide Hanım'ı ben aldım. Alışverişleri yapıp döneceğim. Gülün, ne yapacaksın? Ben kadına mail attım, cevap atmadı. Arıyorum, ulaşamıyorum. Adresini buldum, kapısına dayanacağım. İyi tamam, hadi gel, ben seni bırakırım. Hayır, ben metro ile giderim. Aman iyi, ne yaparsan yap, hadi. Taksi! Yani ben anlamadım ki, madem sözleşmeyi ihlal ettiğimizi öğrendiler... Ha, açık açık söylüyorsun bir de yani. Serkan, gerçekten başta programları çakışmıyordu. Yani birinde gece sahneleri vardı, birinde gündüz sahneleri vardı. Ya Çınar, adamlar sözleşmeye başka film olmaz diye yazmışlar mı? Yazmışlar. Evet, yazmışlar ama işte sen Gökçe'yi tanımıyorsun. Gerçekten Gökçe Durmaz her an, her dakika bir şey yapar. Yani film yapar, dizi yapar, ne bileyim radyo programı var, dublajı var, var. Her zaman bir şey yapar, gerçekten. Ha, sen oyuncumu kontrol altına alamıyorum diyorsun, bunu mu söylüyorsun bana? Serkan, gerçekten ben elinden gelen her şeyi yaptım. Gerçekten, yani zaten bence şu anda bunları konuşmanın da bir faydası yok ki.
oturup ne yapacağımızı düşünelim. Tamam. Ben şimdi adamlarla bir konuşayım. Bakayım niyetleri ciddi mi yoksa gözümüzü korkutmaya mı çalışıyorlar? Bir öğreneyim. Yani ondan sonrasına bakarız. Bilmiyorum ben de ne yapacağımı Sinir. Senden bir şey isteyeceğim. Birini araştırabilir misin benim için? Serkan Tahtacı. Ben detayları mail olarak atacağım sana biraz sonra. Allah ne bulabilirsen her türlü bilgi işime yarar. Sağ ol, sağ ol, çok sağ ol. Görüşürüz. Ben sete geçiyorum. Yönetmenin sorun çıkarıyormuş, haberin olsun. Bir ara konuş istersen. Hasan mı? Ta kendisi. Alo. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Canım ben şimdi Gülben Hanım'la görüşmeye gidiyorum. Şimdi buluşacağız. Bütün gün birlikteyiz de. Sen ne yaptın? İyi, ben de setteyim. Beren'le bir iki sahne çekeceğiz. Başlayacağız biraz sonra. Sorun yok değil mi? Yok, gayet iyiyiz. Beren de toparlamış. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Bugün görebilecek miyim seni? Hiç bilmiyorum canım. Ben bugün işim bitince seni arayayım, olur mu? Olur. Sen aramasan da ben ararım zaten seni. Tamam, tamam. Ben şimdi kapatmam lazım canım. Çok navigasyona bakacağım. Yine kayboldum galiba. Nerede olduğumu bilmiyorum. Bir kontrol edeyim şunu. Tamam. Hadi öptüm. Görüşürüz. Bak. Yine nerede kaldı bu? Hayır, burası gösteriyor. Böyle. Tamam. İki dakikaya geliyorum Gülbenciğim. Tamam hocam. Tamam hocam. Nasıl yapacağız ikisini aynı anda? Nasıl yapacağız? Gülben Hanım, siz hiç merak etmeyin. Siz başlayacaksınız. Ben sizin yanınızda duracağım. Sanki böyle yeni asistanınızmışım gibi yanınızda duracağım. Ama her an, her saniye yanınızda olmam lazım. Hocaya böyle söyleyeceğiz. Sonra ben aralara gireceğim. Dicle, bak bu kadın çok uyanık. Kaytardığımızı anlar, söyleyeyim sana. Belli etme yani. Anlamaz. Tamam. Güvenin siz bana. Güvenin. O iş bende. Ben halledeceğim. Sonra ben bir ara vereceğim. Sizinle içeriye gideceğiz. Online görüşmemizi orada yapacağız. Tamam. Güveniyorum sana. Hiçbir şey aksamadan tıkır tıkır ilerleyelim. Tamam. İlerleyeceğiz. Yapacağız. Siz hiç merak etmeyin. Yalnız Gülben Hanım bugün biraz böyle istediğimiz gibi olmayabilir. Çünkü biraz çabuk çabuk yapmak zorunda kalabiliriz her şeyi. Hızlandırılmış bir program. Tamam. Öyle düşünün. Tamam. Ama arkamıza bakmadan tam gaz, ileri devam. Tamam Dicle, güveniyorum sana. Tamam. Başlayalım. Hocam hazırım ben. Hazırız. Hadi başlayalım. Hadi başlayayım. Hadi. Hadi. Ah Çınar Bey, ah. Söz de çok kolaydı. 100 metre sonra sola dönün. Ne solu be? Sol mu var burada? 250 metre sonra yan yoldan devam et. Ablacığım yan yol olsa devam edeceğim. Yan yol yok ki şu an. Yürüyeceğim şimdi. 4 numara. Evde yok. Hanım'a mı geldiniz? Evet. Arıyorum kendisini. Zile de basıyorum. Açmıyor. Nasıl? Evdedir ama uykusu meşrudur Ayşe Hanım'a. Top patlasa uyanmaz. Kaç kere polislere dayandılar kapısına. Millet öldü kaldı sandı ama uykusu aç. Yapacak bir şey yok. Aa, ne garip şey. Ben ne yapacağım şimdi? Nasıl uyandıracağım bu kadını ben? 100 metre sonra U dönüşü yap. Sonra U dönüşü yap. Ablacığım, U dönüşü olsa yapacağım. U dönüşü yapacak yer mi var burada? Hedefinize ulaştınız. Hedefime ulaşmadım ama şimdi ulaşacağım hedefime. Al, hedefime ulaştım. Rota tekrar hesaplanıyor. Cumhuriyet Köy'e gidiş zamanı. Saat 22 dakika. Rahatladım. Şimdi gidebiliriz.
Hadi çekil, kaç. Güzel. İt, uza, beni düşürme, karnı sık. Yapma, dikkat dağıtıyorsun. Hah. Devam et Gülbenciğim. Pardon. Devam. Acaba güzel. Hareketleri biraz hızlı mı yapsak? Anlamadım. Yani eklemleri çalıştırmak açısından. Çok iyi fikir, çok. Hayır değil. Devam et. Uza. Güzel. Düşürme beni Gülbenciğim, kaldır sık. Tamam hocam. Gülben Hanım, sizin 2 dakika içerisinde ilacınızı içmeniz gerekiyor. Şu an telefonum alarm veriyor. Dersten sonra içersin Gülbenciğim. Olmaz, tam vaktinde içmesi lazım. Doktor talimatı var. Ne oluyordu içmeyince, tam vaktinde içmeyince? İçmeyince ne oluyor? Kana yeteri kadar karışmıyor. Kan dolaşımına etki etmiyor. Çünkü içinde şey var. Antibiyotik var. Antidepresan var. Ne? Biraz da vitamin var. Antidepresan kullanmak ki ben. Evet, nasıl saçma bir ilaç bu ya, anlamadım. Adı ne bunun? Otlardan organik. Evet, doğal bu, alternatif tıp gibi. Şimdi bu ilaç özel yapıldı, el yapımı. Gülben Hanım için özel yaptılar bunu, biliyor musunuz? İsviçre'den geldi bu ilaç. Ve yanımızda biz onu toz olarak bulunduruyoruz. Yapmadan önce hazırlıyoruz ki daha etkili olsun. Çok iyi fikir, sen hemen hazırla, hemen. Gideyim hazırlayayım. Devam. Pardon. Gülbenciğim, bundan sonra sınıfa 3. kişi falan getirmiyoruz. Dikkat dağılıyor. Devam et sen. Tamam hocam. Kaldır beni. Kaldır. Pardon. Devam. Saçım başım nasıl gözüküyor? Bakayım. Ay, yüzümde bir tuhaf rengi yok. Saçım acayip kötü. Hemen bakıyorum. Saçıma ne yapacağım şimdi? Siz böyle öne bir atın saçlarınızı. Evet. Tamam. Böyle bir geri atın. Heh, tamam. Çok güzel oldu. Şimdi hemen pudranızı yapalım. Az sür. Tamam. Az süreceğim. Tamam. Biraz da buraları. Buraları. Tamam. Tamam. Şimdi. Bakayım. Evet. Işığım iyi değil benim. Aa. Burada tersten geliyor. Tamam, şöyle yapalım. Şunu şöyle alalım birazcık. Böyle fonunuzu. Çok güzel oldu fonunuz. Nasıl? Bakayım. Böyle. Daha iyi. Evet. Tamam. Şimdi 2 dakikaya bağlanacak. Burada yazıyor. Geriye sayıyor zaten. Tamam. Ondan sonra bağlanmış olacaklar. Tamam. Ben hocamın yanına gidiyorum. Onu biraz oyalayayım. Tamam. Tamam. Aa. Ne oldu? Ne oldu? Biriniz mi? Ne oldu? Uğurlu bilekliğimi unuttum. Ah. Bilekliğimi... Toplantıya onsuz giremem. Ben bakayım nasıl bir bileklik bu, biraz amatis. Amatis doğal taşları var. Özel bir ipe dizili, anladın mı? Buramda duruyor. Çantama bak. Tansiyonumu dengeliyor, konsantrasyon problemimi yok ediyor. Toplantıya giremem onsuz. Çantama bak, çantama. Bakıyorum, bakıyorum. Yani müsaadeniz varsa. Tamam, var Dicle, hadi bak. Hadi bak. Şimdi bakıyorum. Var mı, buldun mu? Yan gözünde yok. Burada yok. Kumaş bir kese var. Kese çantanın içindeki kumaş, tamam. Keseye bak. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım, uyanır mısınız? Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Ulan çıldıracağım. Şimdi. Şöyle tutayım ben. Gülben Hanım, bu niçin acaba? Tuz lambası o. Himalaya tuzundan yapılıyor. Ortamdaki nemi ayarlıyor. Solunum için her zaman yanımda bulundururum onu. Sen de bulundur. Tamam. Tamam. Bunun için olabilir. Aa, bu ne? Bu ne ki? Ya tarhana o. Akşama çocukları mayalayacağım. Ta nereden geliyor, koy. Onları yan yana kırma sakın. Yok, kırma. Kırmıyorum, tamam. Bakıyorum. Kesenin içine... Gülben Hanım, bunun için taşıyorsunuz yanınızda. Çünkü saçım bozulduğu zaman onunla yapıyorum Dicle. Terlediğim zaman da bunu yapıyorum, kuruyor. Peki, 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 doğru. Allah. Çok mantıklı. Kumaş keseye bak diyorum, çantanın ne varsa çıkarttın ya. Şu kese. Son bir şey soracağım, bundan gerçekten niçin? Aa Sunal, cilt bakımı malzemeleri kursa gidiyorum Dicle. Yıkaracaksın, yavaş. Tamam, yavaş bırak. Kursa, kursa, aman kadına geç kalmayalım. Kurs, bir dakika, programınızda sizin kurs yoktu. Ne yapayım Dicle, o kadına mutlaka gitmem lazım. Bir ay sonrasına randevu veriyorsun.
cilt bakımı doğal yöntemler, arpa şehriye şey tamam. Avokado ile yapıyor. Tamam, o kursa gideceğiz ama daha sonra, olur mu? Şimdi bilekliğe bakalım. Bakayım. Ne oldu? Hatırladım. Nerede? Evde. Ben duş aldım. Duştan sonra ya lavabonun kenarına koydum ya da gözaltı maskelerimi oraya koydum. Cam raf var. Cam rafın önünde maskelerin orada ya da lavabonun yanında. Evde unuttum. Yarın. O yüzden bağlantı kesiliyor. Toplantıya giremiyoruz. Her şey ters. Tamam. Ya orada. Hemen gider alalım. Hayır, gidemezsin. Zahmet olacak. Zahmet olur mu? Olur mu? Ama siz görüşmeye başlayın önce. Bir de bu görüşmeyi acaba sohbet tadında mı geçirsek? Çünkü genelde öyle ilk olacak, görüşmeler zaten böyle oluyor. Tuhaf oldu yani. Değil mi? İyiyim hocam, iyiyim. Bileklik ondan tamam. Hep bu aksilikler. Tamam. Hocam 2 dakikaya git. Hazırladık, şimdi içiyoruz. İyiyim hocam. İyiyiz, merak etmeyin, hemen geliyoruz. Tamam Dicle, başlıyorum. Sonra bileklik bende. Merhaba. Öncü merhaba, nasılsın? İyi, sizden. Ne yaptınız, buldunuz mu mekanları? Daha içmedim ilacını. Hocam içiyor, şu an içiyor. Ben size bir şey soracağım. Ya çok merak ettim. Şimdi bu reformer tam olarak ne işe yarıyor? Yavaş. Olarak... Ayaklarını oraya öyle sürme. Bu tarafa dön. Tamam. Kaldır. Böyle şey merak ediyorum. Yani nefes tekniklerinden, kası olan etkilerinden biraz bana bahsedebilir misiniz? Çünkü ben böyle çok acayip hareketli bir insanım. Duramıyorum böyle kollarım sürekli, ellerim her yerde. Acaba diyorum ben... sizin vaktiniz var mı? Bu ilaç işi ne zaman bitecek? Şimdi bitiyor. Akşam diyorum geleyim ya da sabah çok erken gelebilirim işe gitmeden önce. Yani geciktirmem, düzenli gelirim yeter ki biraz daha böyle sağlıklı olayım diye. Var mı vaktiniz? Ayşe Hanım! Elim acıdı. Alo Emrah, bana yardım etmen lazım. Çok zor durumdayım şu anda ben. Ne yardımı ya? Ben burada çamurların içinden Hamide Hanım'ın evini arıyorum. Haberin var mı senin? Ben burada koskoca apartmanları yıktım. Kadın uyanmıyor. Ne yapacağım? Nasıl açacak kapıyı? Ayşe mi? Evet. Uyandıramıyoruz. Apartman görevlisiyle karşılaştım. Diyor ki abla biz onu hiç uyandıramadık diyor. Polis falan çağırdığımız oldu diyor. Çok acayip bir şey. Nasıl uyandıracağım? İyi. Sen de polis çağır o zaman. Oldu. Bu kadar saçma sapan bir şey için polis çağırayım, beni içeri tıksınlar. Gülün o zaman Firkete ile kapıyı aç, ben ne yapayım? Firkete'm? Emrah, çelik kapıyı Firkete ile nasıl açabilirim acaba? Tamam, çilingir çağır Gülün, hadi kapat. Çilingir. Alo, merhaba. Çilingir Ahmet'i. Ahmet Bey, biz şimdi kapımızı ben anahtarı evde unuttum. Akıl başa yeni geldi. Nasıl yapalım biz, ben size adres atsam. Tamam, hemen gönderiyorum. Konum atıyorum tabii. Konum atıyorum size. Tamamdır, çok sağ olun. Konum at. Neresi burası da anlamadım ki ya. Amcacığım. Burada Hamide Hanım diye biri varmış. Var. Nerede onun evi? Dümdüz devam et. Eve varırsın birazdan. Dümdüz tamam. Ne işin var senin Hamide'yle? Bir arkadaş için alışveriş yapacağım da amcacığım, o yüzden. Hayırlısı olsun. Hayırlısı derken? Kolay gelsin yani. Çok kolay gelsin. Sağ ol amcam, sağ ol. Hadi. Hamide teyze. Emrah ben. Gülben Hanım'ın alışverişleri için gelmiştim de. Hamide teyze. Gülben Hanım'ın alışverişi için gelmiştim. 5, 4, 3, 2, 1 Bitti. Şöyle çıkaralım. Gülben Hanım evet. Teşekkürler. Çok güzel. Bunu da alalım böyle. Hocam çok teşekkür ederiz. Haftaya tabii ki aynısak da yine geliyoruz. Bir saniye. Gülbenciğim biz seninle bir bitki çayı içelim. Olur, çok iyi olur. Olmaz Gülben Hanım. Hocam olmaz. Çünkü ilacı içtikten ilk 2 saat içerisinde hiçbir şey yiyip içmemesi gerekiyor. Kusura bakmayın, size de zahmet oldu. Gülbenciğim haftaya görüşürüz. Tamam hocam, görüşürüz. Evet, bunları da aldık. Ayakkabılar. Şurada. Tamam.
Kuaföre gidiyoruz değil mi şimdi? Gülben Hanım, kuaföre gidemiyoruz. Çünkü bizi set bekliyor. Olur mu ya? Saçlarım ne yapacağım? Onu çözeceğim ben. Hadi kalk. Çözeceğim. Oğlum, nereden çıktı şimdi su savaşı? Ay Gülben Hanım, özür dilerim. Bir tane saklambaç oynayın. Bak, Rodin geldiğinde hep böyle yapıyorsunuz. Atlas. Hı. Güney. Arisa da söyle. Sakın sakın bu havada su savaşı olmaz. Hiç kudur. Hadi. Tamam oğlum, görüşürüz tekrar. Bakayım. Tamam. Vay. Dicle, sen nereden biliyorsun böyle maşa yapmayı ya? Güzel Hanım, benim annem kuaför. Ondan bir iki taktik kaptım ben. Helal. Evet. Güzel olmuş, eline sağlık. Dicle. Efendim. Bileklik. 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 Tamam, şimdi şöyle yapacağız. Siz giderken ben yolda ineceğim. Zaten şu kavşağı geçtikten sonra inmem lazım. Eve gidiyorum, bilekliği alıyorum. Hemen yanınıza yetişiyorum sonra. Tamam. Röportaj soruları ne oldu, gelmiş mi? Röportaj sorularını hemen soralım. Hemen soralım. Anahtar var mıydı kapının arkasında? Bilmem. Var herhalde ya da yok. Karışık, bilmiyorum. Unuttum dedim ya ya. Anladım. Ay Dicle. Gülin. Röportaj soruları ne oldu? Gülben Hanım soruyor. Hemen aldım. Evet, 10 dakikaya taksiye binip ararım seni, tamam mı? 10 dakika. Tamam, haber verirsin bize. Biraz acele mi etsek biz acaba? Hayır, anahtar var mıydı kapının arkasında? Ay bilmiyorum işte. Bak, olay şöyle oluyor. Ben ya mutfakta yemek pişiriyorum. Sonra bir anda markete gideyim diyorum. Markete gitmek için kapıyı açıyorum, çıkıyorum. Ardından kapıyı kapatıyorum, gidiş o gidiş. O zaman yoktur. Yok herhalde. Evet, yoktur. Asıl kastın ne, anlamadım. Olsa ne işine yarayacak, olmasa ne? Sorunun amacı ne? Daha çabuk açmak anlamındasın. Hani hızlı açacağım hemen. Size yardımcı olmak maksadında. O zaman yoktur inşallah. İnşallah. Hadi bir dene sen. İyi, anahtar yok. Hah. Çok şükür. Kilitli mi kalmış Ayşe Hanım? Evet. Beni aradı. Hemen araştık. İşte dedi, gel beni buradan çıkar. Ben de çilingir çağırdım. Kim dedi? Sen işine bakar mısın arkadaşım? Hani biri demiş. Demek ki kapıyı biri kilitlemiş. Ay bayılacağım ha. Tamam. Aç şu kapıyı. Tamam abicim, bayılma. Al, aç. Aç. Açıyorum. Heh. Açtım, buyurun. Çekil. Borcum nedir? 180 lira. Ne? Ama merak etmeyin, bakın. Bir kartı daha. Aa. Hamide Hanım teyze, şimdi Gülben Hanım çok yoğun olduğu için alışveriş için beni gönderdi. İstiyorsan arayalım da soralım. Sen niye dinlemiyorsun? Sormayalım. Tamam. O zaman ben şey yapayım size, ödemelerini yapayım bunun. Siz bana verin, ben gideyim. Yok ya. Öyle gel parayı ver, sütü, yumurtayı, tavuğu al, çek git, öyle mi? Olmaz öyle şey. Alışveriş böyle bir şey değil mi zaten? Hayır efendim, öyle bir şey değil. Bizim Gülben'le aramızda bambaşka bir ilişki var. Öyle gelip de parayı verip sütünü, yumurtasını, tavuğunu, sebzesini alıp çekip gitmez. Biz onunla otururuz, sohbet ederiz, konuşuruz, dertleşiriz, gülüşürüz. Sen bunları parayla satın alabilir misin ha? Düdük makarnası. Düdük mü? Evet, düdük. Dicle, ya çok önemli bir sorunumuz var. Yardım etmen lazım bana. Dinliyorum Emrah. Ya Hamide Hanım bana hiçbir şey vermiyor. Sorun çıkarıp duruyor. Ha, bir saniye bekle. Gülben Hanım, bir sıkıntı çıkmış. Emrah, Hamide Hanım'dan listedekileri alamıyormuş. Of Hamide teyze, illa ben olacağım orada. İlla bana teslim edecek. Vermez. O ne kokluyorsunuz öyle? Koklama kutusu. Nasıl koklama? Efendim? Ne diyorsun? Greyfurt uçucu yağı var içinde. Limon yağı, portakal yağı. Bak güzel, sana demiyorum. Abi çok güzel. Çok şahaneymiş bu yağ. Şahane mi? Kızım, vermiyor sana hiçbir şey diyorum. Nesi şahane? Emrah bir saniye. Gülben Hanım, Emrah şu an gerçekten zor durumda. Listedekileri. Emrah selam. Ha? Sen bugün acayip organik ve renkli bir güne hazır ol. Hazırsan anlatıyorum. Hah, dinliyorum Gülben Hanım. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım, günaydın.
Ayşe Hanım! Ayşe Hanım! Ayşe Hanım. Yok. Ayşe Hanım, siz iyi misiniz? Siz? Yarım saattir burada çıkarmadığım ses kalmadı. Ufacık bir hapşırığa mı uyandınız? Aa. Pes ya. Tamam, şuradayım. Hadi duracağız. Sağda. Müsait ben. Şöyle bırakıyorum. Tamam. Alo. İyiyim Canerciğim. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim. Ne yaptın? Çalışabildin mi o dişine? Tamam, çok güzel. Tamam. O zaman yarın saat 10'da görüşüyoruz, tamam mı? Tamam, dikkat et kendine. Görüşürüz. Tamam. Buyurun, merhaba. Beni Gülben Hanım gönderdi. Ametist taşı varmış böyle... Bilekliği varmış, banyoda unutmuş onu, ya alttaymış ya da böyle maskelerin yanında unutmuş. Onu alabilir miyim ben? Tamam, ben hemen getiriyorum. İçeride çocukların arkadaşları var, isterseniz salonda bekleyin. Tamam olur, buyurun. İçeride bekleyin. Tamam. Salon şurası. Ben hemen getiriyorum bir iki. Tamam. Ayşe Hanım, sizi bu şekilde uyandırmak istemezdim de başka bir yöntem bulamadım yani. Ay vallahi yapmışsın, polis çağırmadığına şükür. Beni uyandırmak için neler yapıyorlar neler. Duydum, öyleymiş. Huy. Neyse, benim sizi fazla tutmak gibi bir niyetim yok. Şu soruları alıp hemen gideceğim zaten. Ay vallahi alamayabilirsin. Neden? Dün geldim, nasıl yorgunum, başım ağrıyor, yattım, uyudum. Hiç soru falan yok yani. Ayşe Hanımcığım, siz iyi misiniz? Şaka mı yapılıyor bana şu an burada? Ne demek yok ya? Vallahi içimizden geldiği gibi sorarız akışında, ne var? Hayır, böyle bir şey kabul edilemez. Ben bu soruları ne sizin içinize bırakabilirim ne de dışınıza. Bu sorular beraberce burada güzelce yazılacak. 15 dakika içinde soruları alıp gitmem lazım. Lütfen, hadi bakalım. Kalkınız Ayşe Hanım, artık uyanma vakti lütfen. Lütfen bir toparlanalım. Açalım bilgisayarımızı Ayşe Hanım. Basın. Bir kümese girmediğim kaldı, bir de bunu da yapıyorlar şimdi bana. Tamam canım, merak etmeyin. Hiçbir şey yapmayacağım size. 6 tane yavrularınızdan alıp gidiyorum. Laf dinliyorlar mı bari? Yok Hamide teyzeciğim, nerede? Emrah Efendi, seni araştırdım. Temizsin. Hamide teyze, GBT de baktırsaydım bir de. Yok. Ona gerek kalmadı. Gülben tanıyormuş seni. Ama Hamide teyze, ben sana söyledim. Sen beni hiç dinlemiyorsun ki. Hadi çık oradan, çık. Tavuk senin işin değil. Ben sana başka bir iş düşündüm, hadi. Geliyorum o zaman. Hadi gel. Tamam, sepeti aldım, geldim. Tamam, hadi çabuk. Bekle, hemen geliyorum. Tamam. İyi, düşündüğüm gibi değil. Zarar vermediler.
Yavaş 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 gel. Ya, buradan mı? Evet buradan. Dicle ne yaptın? Gidebildin mi eve? Gülben Hanım ben geldim. Bilekliği almak üzereyim. Ama şu savunma hattını bir geçebilirsem ondan sonra hemen çıkıp geliyorum. Bir sorun mu var? Yok bir sorun yok. Yani şöyle şu an savaş var. Su savaşı. Çocuklara yakalandın değil mi? Yandın. Evet biraz öyle oldu ama sorun değil. Ben şimdi kurtulacağım. Çok az kaldı. Merak etmeyin sonra hemen çıkıp geliyorum tamam mı? Dicle evdeki kadına bir sorar mısın? Ayva ile portakal gelecekti gelmiş mi? Portakal mı? Aa tamam ben onu inince sorayım. Tamam. Şimdi kapatmam lazım gibi ben onu. Tamam görüşürüz. Bana bak. Allah'ım ne yapayım ya? Tamam. Aa, sırılsıkla mı olmuşsunuz? Hiç önemli değil. Ben bilekliği alayım, bana yeter. Teşekkür ederim. Bu arada halı sahada sizinle görüşeceğiz, değil mi? Lütfen geç kalmayın, olur mu? Lütfen. Merak etmeyin. Tamam. Pardon. Portakal, portakallar. Efendim? İyi. Portakal ve ayva gelecekmiş sanırım. Gülben Hanım geldi mi diye soruyor. Yok henüz gelmedi. Akşamüstü getireceklermiş. O zaman ben alayım onları. Alayım ben. 16 kasa yalnız. 8 portakal, 8 ayva. Oldu o zaman. Size kolay gelsin. Daha fazla rahatsız etmeyeyim. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Seni kırmışlar hakkında sorular soruyoruz önce. Evet. Peki. 11. albümünüzü çıkarıyorsunuz. Bu nasıl bir süreçti sizin için? Neler hissettiniz? Nasıl hazırlandınız? Güzel. Güzel. Tamam. Yazalım. Seni kırmışlar sizin için ne ifade ediyor? Çok kolay kırılan bir misiniz? Yani o soruyu bir opsiyonlu bırakalım. Belki cevap vermek istemeyebilir. Biz yine albüm üzerinden devam edelim. Evet. Özel hayatınızda... Yok, özel hayattan bahsetmiyoruz. Özel olmayan hayatınız. Özel olmayan hayata da girmiyoruz. Devam edelim Ayşe Hanım. Yıllardır bu piyasanın içindesiniz. En çok öğrendiğiniz şey ne oldu? Çok güzel. Güzel. Yazalım. Güzel. Hayatta sizin için en önemli 3 şey. Şahane. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Yazalım. Zaten bunun üzerine albüm, tanıtım, dizi çekimleriyle ilgili de birkaç soru derleyeceğiz. Okay. Siz onlara bana mail atacaksınız. Ama ben şu an bunun hakikisini alıp gideceğim. Gürban Hanım okutma. Ayşe Hanım. Allah'ım. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım kalkar mısınız? Ayşe. Uyanır mısınız lütfen? Yazdık attık. Of. Nerede kalmıştık? Bana mail atılacak bunlar. Lütfen kahvenizi için. Hadi bana mail atın onları bir de. O kadar şey yaptık ya. Emrah ben soruları hallettim. Her şey tamam. Sen ne yaptın? Evinin körünü yaptım Gül'ü. Evinin körünü yaptım tamam mı? İnek sayıyorum burada. İnek değil onun adı Nazmiye. Nazmiye'ymiş Gül'incim. Nazmiye. Nazmiye ile burada uğraşıyorum. Süt sayıyorum. Tamam. Tamam Emrah'cığım. Kolay gelsin. Kapat Gül'üm. Kapat. Kapat. Ben burada sürüneyim. İnek sayayım. Sen kapat. Hadi. Hadi kapat. Gülben hiç böyle yapmazdı biliyor musun? Evet, sabah erkenden gelir. Çayımızı içeriz, kahvaltımızı ederiz. Ondan sonra birlikte çıkar, çiftliği tek tek beraber dolaşır. Burada teyzeciğim, ben de seninle dolaşmak çok isterdim biliyorum. Ama bugün o gün gerçekten değil. Bugün çok yoğun bir gün ve benim bunu yetiştirmem lazım. Sen benim yerime bu süt işini halletsen olur mu? Ederim ama sen de benim istediğimi yaparsın. Ne isteyeceğim burada teyzeyle? Ver o sütü sen bana. Sonra görürsün. Tamam. Hadi. Gidiyor muyuz? Hadi gel. Gül'in ne oldu sorular? Soruları bitirdik. 5 dakikaya gönderiyorum Dicle. Nasıl bitirdik ya? Bir dakika. Zaten bitmemiş miydi sorular? Sorma, sorma. Hiç sorma. Hadi kapatıyorum şimdi. Hadi. Gül'in tamam, sakin. Tamam. Şükran'ın kızı olmaz demiş. Akıllı kız. Okul bitmeden, diplomayı almadan tamam der mi hiç? Şükran kim dendi teyze? Şüküfe'nin büyük kızı işte. Ha, Zehra küçük müydü? Sen beni dinlemiyor musun? Zehra, Mahmutcan'ın karısı. Şimdi Şüküfe'nin amcasının oğlu vardı Mustafa. Beyaz eşyacı olan? Yahu ne beyaz eşyası? Oğlum ayakkabı işiyle uğraşıyor.
Ya yok, olmayacak bu böyle. Ya hakikaten olmayacak. Seninle olmayacak oğlum bu. Bak şimdi Gülben burada olsaydı her şeyi takır 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 söylerdi bana. Ama Hamide teyzeciğim, sen bana birazcık haksızlık etmiyor musun? Gülben seni ne kadardır, kaç senedir tanıyor, yanına gelip gidiyor. Ben seni daha yarım saattir tanıyorum. Bütün sülalenin adını ben burada nasıl ezberleyeyim? Tamam tamam, sen üzülme Hamide teyzeciğim. Ben özür dilerim. Tamam. Şu küfenin kızı diyordu. Ha, cennet. Ha. Cennet olmaz demiş. Okul bitmeden olmaz demiş. Bir de bunun sevdiği var. Medet. Ya medet nereden çıktı şimdi? Çünkü ben bayağı bir dizi sahnesinde gibiyim şu anda Medet teyze. Yani böyle karşılıklı örgü örüyoruz. Hatta ben sana birazdan çocuk bakıcılığı falan diyeceğim. Sen de bana böyle şaşkın şaşkın bakacaksın. Cennet'e aferin ama okul bitmeden olmaz demiş. Ha, demiş vallahi. Dicle, röportaj soruları tamam. Ama röportajın nerede olduğunu bilmiyorum. Bana konum atman lazım. Tamam, atıyorum ben. Şimdi reklamdan çıkar çıkmaz oraya geliyoruz biz de. Tamam, hadi bay. Taksi. Her gün başka bir felaket haberi de bir ajans. Bir gün maaşlar kesilecek deniyor. Öbür gün ikramiyeler yok, vermeyeceğiz deniyor. En sonunda yılbaşı partisi eskisi gibi olmayacak deyince Beride Hanım yeter artık dedi, çıktı ortaya. Oluyor mu böyle Müde teyze? Aferin sana be. Ha. Aferin güzel, devam devam. Ha. Devam. Bak be, aferin ama Peride'ye. Hiç diğerlerine benzemiyor. Ya tabii ama şimdi Kadir kıymet bilen kadının hali bir başkadır, biliyor musun? Bir şey diyeceğim sana. Hı. Bu Nadir'le ne kadar çalışmış Peride? Eski dostlar değil mi bunlar? Vallahi sana da helal olsun Hamide teyzeciğim. İki dakikada şak dedin, ajansın tüm röntgenini çektin, koydun ortaya. Koyarım. ne dedi Peride? Yeter dedi sonra. Ha, bizim Bekir abiyi çağırmış yanım. Şey, mutfak görevlisi. Ha, bizim çaycı Bekir abi, ben çok seviyorum. Öyle mi? Demiş ki, Bekir al bu zarfı, hiçbir şey eksik olmayacak. Aynı eskisi gibi yapacağız parti. Vay be. Pardon Hamide teyzeciğim. Bak bak şu. Efendim Dicle. Ne yaptın? Alabildin mi siparişleri? Yok canım, daha alamadım. Niye? Çünkü şu an Hamide teyzeciğimle ben burada Selanik örgüsü konusunda ustalaşmaya çalışıyorum. Ya Emrah, ne örgüsü? Bırak örgüyü mü örgüyü? Sen bak, Gülben Hanım'ın yardımcısı bekliyor seni evde. Akşama yapılacak şeyler var. Yumurta bekliyorlar, süt bekliyorlar. İki tane tavuk götürülecek. Yarın akşam bak misafirleri var. Bir sürü hazırlık var. Dicleciğim biliyorum biliyorum ama gelemem. Kusura bakma. Yani Hamide teyzeciğim ne zaman kalk git derse o zaman geleceğim. Tamam. Kapatıyorum canım. Çünkü örgü örmeye devam edeceğim. Bay bay. Görüşürüz. Şöyle, hadi bakalım başla. Çınar, Serdar Bey sana ulaşamıyormuş. Birkaç kere de aradım. Tamam canım, ben onu ararım. Zaten daha çekimler başlamadı. Ararım ben onu, tamam. Yok, ben yönetmen olan Serdar Bey'den bahsetmiyorum ama. Serdar Ortaç'tan bahsediyorum. Jülide'cim, şimdi mi söylüyorsun ama bunu? Jülide. O zaman iki dakikaya kapıda buluşuruz. Niye? Sete geçeceğiz ya Tınar. Gülben Ergen'in reklam çekimine anne. Aklım gitti, ben tamamen unuttum. Tamam, tamam, ben hemen geliyorum canım. Bir arayayım Serdar'ı, geliyorum yanına. Tamam. Tamam. Serdar'cığım selam. Serdar, çok geç dönebiliyorum. Kusura bakma, şimdi haberim oldu aradığından. O yüzden geç dönüyorum. Yani bugün çok çok yoğun bir gündü. Ne haber, nasılsın? Vallahi hiç iyi değilim. Böyle bir boşluk, bir karamsarlık, böyle bir hissizlik. Oturuyorum yani, evdeyim. Ha, evdesin tabii. Vallahi 15 gün falan oldu. Hiçbir yere çıkmıyorum. Serdar'cığım 15 gün ne yapayım? 15 gün durulur mu evde Serdar, çık evden. Tutan olmadı, savruldu kaderim rüzgarın ellerinde. Yelkovan misali yalnızlıklar. Bir benim, bir senin üzerinde. Yürek aynı yürek, yine bassız. Yani anlayacağın depresyondayım. Hiçbir şeyin tadı tuzu yok vallahi, hiçbir şeyin. Bunalım bunalım, başka hiçbir şey yok. Girme, hayır hayır. Girme, depresyona girme. Girme depresyona, ben çıkartırım seni depresyondan. Sakın girme, tamam. Bak ne diyeceğim, ben bir canlı açayım. Arkaya da bir şarkı koyarım. Sevenlerimle dertleşirim, belki kendime gelirim, ne bileyim yani. Sakın, sakın, yok canlı yayın yok. Serdar lütfen bak, canlı yayın açmak yok.
Tamam mı? Söz ver bana. Serdar, tamam o zaman sıkılırsan beni ara. Benle konuş. Görüntülü konuşalım. Ne dersin? Dertleşiriz beraber. Açsaydım bir 5 dakika iyi gelirdi. Ben de bir insan görürdüm. Neyse sen açma diyorsan peki yani. Ama sıkılırsam ararım seni. Hah tamam, tamam. Tamam o zaman söz veriyorsun bak. Anladım, anladım. Canlı yok, açmayacağım. Tamam, evde bunalıma devam. Tamam Serdar'cığım. Tamam, sıkılınca ara beni. Bekliyorum. Olur, ararım. Ne işe yarayacaksa. Tamam, hadi bay bay. Affedersin, Ece Dizdar nerede acaba biliyor musun? Hocayla konuşuyorlardı ama. Nerede? Şimdi soldan ikinci kapı. Sağ ol. Ölüsün tamam mı? Öleyim. Yani morgda olduğumuza göre başka şansım yok zaten. Kocan da yanına geliyor. Senin ölü bedenine bakıyor. Bu sana son bakış. Ya bir ömür bakmış zaten. Morgda da bakmayı versin canım. Ececiğim kusura bakma ama bu benim filmim. Benim bakış açım da bu. Sahnede bir değişiklik olmayacak. Ayrıca film dediğim bir kağıttan ibaret değil ki. Eklemeler, çıkarmalar olabilir. Selam. Ay. Şükür görmüyoruz. Yok, daha başlayamadık. Ece, bak sen daha önce bir sürü filmde çıplak oynadın. Yam yam oynadın. Akıl Hastanesi'nde yarı çıplak bir nymphoman kadını canlandırdın. Doğru, Bunların hepsinde inanılmaz bir performansın vardı. Benim senden burada istediğim onların yanında hiçbir şey. Ölüsün. Allah Allah, öyle olmama bir şey demiyorum. Ben bu sahnede çıplak oynamayacağım. Bu kadar. Ya lütfen bana güvenir misin? Lütfen rica ediyorum. Bak çok güzel olacak. Güven bana. Hasan'cığım biz bayağı olmasından korkuyoruz. Benim bayağı olan hiçbir şeyle işim yok. Öyle görünmeyecek. İyi, öyle görünmeyecekse o zaman çıplak oynamama gerek yok demektir. Hı? Ben senin gerçekten profesyonel bir oyuncu olduğunu sanıyordum. Yanılmışım. Böyle mi ikna edeceksin beni? Ya şu senaryoya bir bakabilir misin? Sizde mi senaryo? Evet. Bakalım ne yazıyormuş. Ne yazıyor? Örtüyü açar ve yüzünü görüyor. Orada ne yazdığı benim umurumda bile değil. Benim kafamda bambaşka bir şey var ya. Evet Hasan'cığım sen pek tabii öyle düşünüyor olabilirsin ama sözleşmeler senaryo üstünden imzalanır. Ya biz burada yazanı çekeriz ya da biz yokuz. Sen istersen bunu bir düşün. Hadi gel Ececiğim. Çınar, Gülber Hanım sizinle mi çalışmaya başladı? Evet evet, bu çekim için birlikteyiz. Ego ile ortak çalışıyor. Bir konuşalım o zaman. Gülber Hanım gelsin. Çok isterdim konuşturmayı ama maalesef Gülben Hanım çok çok yoğun bugün. O yüzden siz anlatın bana, biz başlayalım. Ben zaten Gülben Hanım gelince detayları anlatacağım kendisine. Şimdi hatta ben başlıyorum. Bu arada evet, reklam için biz 1,5 saat demiştik ama elimdeki notlarda 2 saat 10 dakika görünüyor. Zaten öyleydi. Tamam, onu ayarlamaya çalışalım o zaman. Sahnelere bakıyorum. Çamaşırları makineden çıkarma sahnesi, sonra sepetlik yumuşaklık, daha sonrasında çıkardığı çamaşırları koklama ve en son oturup kahvesini yudumluyor değil mi? Bu 4'ü var. Bir de ikinci kostüm var. Krem rengi gecelik, üzerinde de krem rengi sabahlık olacak. Ya bir dakika yalnız, bende öyle bir şey yok. Bende tek kostüm var, o da beyaz gömlek. Başka bir kostüm yok. Yani eğer ekstra bir sahne çekecekseniz çekemeyiz. Ben şimdiden söyleyeyim. Olur mu? Melda vardı. Bir saniye çocuklara soracağım. Şuan! Gel buraya. Gülben Hanım'a gönderilen mailde ikinci kostüm var mıydı, yok muydu? Gülben Hanım atılan mailde ikinci kostüm yoktu ama... İşte aması yok. Maalesef kostüm yoksa çekim de yapamayız. Çünkü benim elimde tek kostüm görünüyor, o da beyaz gömlek. Yani ikinci bir kostümle çekim yapamayacağız, araya bir sahne ekleyemeyeceğiz. Maalesef daha önce konuştuğumuz neyse biz onları çekeceğiz. Ama ajans dedi ki... İşte ajansın gerçekten ne dediği hiç önemli değil. Çünkü bizim nasıl çalıştığımızı herkes çok iyi bilir. Yani biz daha önceden okeylediğimiz sahneleri çekeceğiz. O kadar, tamam. Peki çekelim. Tamam. Ya. Çok sağ olun. Anlayışınız için çok teşekkürler. Sağ olun. Çocuk oyunu oynuyoruz biz. Her şey hazır. Gülben Hanım gelir gelmezse de gireceğiz. Ben de el planlarını çekecek. Oh süper. Tamam. Tamam hadi. Gülben Hanım sizi alabilir miyiz? Geldim. Biraz kendini geri alabilir misin? Ellerini bir havlanın üstünde görebilir miyim? Tabii. Tamam. Şimdi biraz kendini geri alabilir misin? Bir tık sağ. Ellerini biraz öne alayım. Şimdi sepetteki havlarımızı alalım. Çok güzel. Birazdan el detay yakınlarına geçeceğiz. Süper, harika.
Gülben Hanım. Gülben Hanım yetiştim, bileklerinizi getirdim. Ay bravo sana. Şimdi hemen takayım ben size onu. Yetiştim. Şansınız bol olsun. Amin hadi. Didili çocukları sordun mu çıkmışlar mı? Evi aradın mı? Ben evdeyken hazırlanıyorlardı, çıkacaklar. Ara da bana haber ver. Tamam. Hoş geldin. Ne haber? İyi gayet iyi. İçeride her şey yolunda mı? Her şey yazın. Seni bekliyorum. Hadi inşallah. Didili bana tamam. Haber ver. Vereceğim. Alo. Merhaba Dicle, ben biraz önce bilekliği almaya gelmiştim. Acaba siz evden çıktınız mı? Gülben Hanım soruyor da. Ha tamam, o zaman halı sahada görüşüyoruz. Teşekkür ederim. Tamam, size de kolay gelsin. Hoşça kalın. Efendim canım. Ne yapıyorsun? Konuşamadık hiç. İyiyim. Sabahtan beri Gülben Hanım'la oradan oraya, oradan oraya şöyle bir saniye durup nefes alamadım biliyor musun? Şimdi reklam çekimine geldik var ya, açlıktan bayılmak üzereyim. Yemedin mi hiçbir şey? Şimdi yiyeceğim. Şimdi yiyeceğim. Ben seni bir 5 dakikaya arasam nasıl olur? Arama. Ağaçlara bak. Ok işaretlerini takip et. Anlamadım. Düşündüm de bugün koşturmaktan yemek yemeye fırsatın olmaz dedim ve sana sürpriz hazırladım. Şimdi 10 dakikanı ayırıyorsun ve hop kendine geliyorsun, tamam mı? Hadi gel. Ne oldu? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu kadar mutlu etti ki. Aa, ağlama. Ne olur bak ağlama. Eğer böyle yapacağını bilseydim yapmazdım. Hayır, iyi ki yaptın. İyi ki yaptın. Çok iyi düşünmüşsün gerçekten. Tamam o zaman şimdi bir nefes alıyoruz. Tamam mı? Birlikte tamam. Bir nefes alıyoruz. Aldım. Ya. Tamam. Tamam geçti, iyiyim. Tamam. İyiyim. Şimdi de şundan bir ısırık alıyorum. Oh. Sen bunu nereden buldun? Mahalleye mi gitti? Evet. Ha? Otursana. Sen seviyorsun diye aldım. Şimdi de bir kahve içiyoruz. Öp. Ama ağlama. Ağlamak yok. Tamam mı? Tamam yok, tamam. Tamam. Sen bana bunu hatırlatıyorsun, ben bunun için sonra ağlıyorum, tamam mı? Hı, tamam. Söz mü? Söz. Hı-hı. Sen unutursan ben hatırlatırım zaten sana. Merak etme sen. Oh be sonunda. Sen hep gül böyle. Tamam mı? Gül hep böyle. Benim hemen gitmem lazım. Şu an hemen gitmem lazım. Tamam sen işin bitince ara beni. Yani çıkınca ara. Tamam arayacağım ben seni. Arayacağım. Varsın. Sen de. Bana şans dile olur mu? Ne şanslar sevgilim. Ha. Tamam. Görüşürüz.
diyorumdur ya. Başıma gelmeyen kalmadı. Ben şey aldım ben ya. Ne yapıyorsun ya? Kardeşim dikkat etsene, ne yapıyorsun? Tamam tamam, özür dilerim, tamam. Özür dilerim, tamam. Ne oldu, kırılmış olmuşsun. Kırılmış ya, Allah'ım. Can ben ya, ne yapacağım şimdi? Ha? Ara dedi adam da işte. Ne işe yarayacaksa. Efendim Serdar'cığım? Hah, çıkıyorsun. Ne güzel. Çık işte. Çık tabii. Yok yok. Bir yere çıktığım yok. Çıkmıyorum. Nasıl yok? Çıkıyorum dedin şimdi Serdar. Hiç iyi görünmüyorum ki Çınar şu an. Yani şimdi otursam saçıma sakalıma ak düştü diye şiir bile yazabilirim. Serdar'cığım lütfen takılma bu dış görüntüne. Serdar ne var? Benim de sakallarımda beyaz var Serdar. Yani olabiliyor böyle şeyler, normal. Ha, yaşlandım yani, bu mudur? Bunu mu demek istiyorsun? Hayır Serdar'cığım, o anlamda söylemedim ben. Yaşlandın demeyelim ona. Yaş aldım, öyle diyelim bence. O dediğin 40'larda falan oluyor. Ben 50 yaşındayım, bilmem farkında mı? Senin tuzun kuru. 50 oldum ben, 50. Serdar'cığım evet biliyorum, 50 yaşındasın, ne var bunda? Bence rakamlara hiç takılmayalım Serdar. Serdar ama bak şimdi bozuluyorsun. Niye bozuluyorsun Serdar? Hiç bozulmanı gerektirecek bir durum yok. Mesafe geldi de şu an bir anda aklıma. Biliyorsun değil mi şarkımı, mesafeyi? Yüreğimden yaralı. Hatırla. Ha, tabii tabii. Tabii biliyorum. Bilmez olur muyum o şarkını? Tabii biliyorum. Bak mesafede çok güzel bir söz var Serdar. Ne diyor? Bitik ve mutsuz anılmak, alın yazımsa sildim çoktan diyor. Sil, sen de sil. Tamam, sil gitsin. Nasıl sileceğim ki bir anda? Silmeyeyim, yepyeni bir hit yazayım ben. Mesafenin devamı olsun. Olmaz mı öyle? Olsun, yaz. Devamını yaz. Heyecanla bekliyorum. Tamam. Bir saniye bakar mısın lütfen? Serdar, benim şu an setten çağırdılar Serdar. Ben setteyim, arayacağım seni. Tamam, bekliyorum. Bak ara mutlaka Çınar. Ara, burada depresyonun dibindeyim. Tamam, hadi kolay gelsin. Ben buradan kalkayım o zaman. Tamam. Nefes almamaya çalış. Ağzım kapalı olsun. Mümkün olduğunca örtümün kalkıp indiğini görmeyelim. Tamam. Evet, buyurun toparlandık. Kayda gireceğiz arkadaşlar. Ece Hanım'ı bir içeri aldık. Evet. 3, 2, 1... Oyun. Sizin teşhis etmeniz gerekli. Biliyorum. Hazırım. Ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Hasan. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ben örtüyü tamamen açacağız. Ya ne yapıyorsun? Kusura bakma. Bornozum olabilir miyim ya? Ben biliyorum ya başıma geleceği. Biliyorum. Tut. Yirmi haberi mi? Filmin de senin de. Sen ne yapıyorsun ya? Sen mi söyledin? Hayır. Kusura tamamen açabilirsin mi dedin? Hayır ya. Ya kafası karışmış olmalı. Öyle sahneyi üst üste alınca. Kafası karışmış. Ya sen merak etme, endişelenme. Ben orayı montajda keserim zaten. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Seninle işim bitti. Ben seni bir daha görmek. Feris ben yokum. Ece, ben yokum Feris. Sakinler misin bir saniye? Hayır, bekler misin bir saniye? Feris. Hasan. Bak Kıraç'la konuşacağım. Hasan mikrofonu. Mikrofon da Feris'te. Feris'te tabii, her şey Feris'te. İnanamıyorum ya. Ece hayatım dur bir saniye. Bak Hasan'la beraber konuşalım. Çözemeyeceğimiz bir durum değil. Ece lütfen gitme. Gitme Ece. Kıraç, duydun mu olanları? Hasan aradı. Ece çekip gitmiş setten. Doğru mu? Doğru. Ya sen kaç yıldır çalışıyorsun bu Hasan'la?
15 yıl falan olmuştur herhalde. 15 yıl. Peki sen anlattıklarına hala inanıyor musun? Yani hiç ortada fol yok, yumurta yokken, her şey yolundayken Ece'nin bu seti terk etmiş olması mümkün mü? Vallahi her şey yolundaydı. Bir anda sinirlendi ve gitti dedi bana. Hayır efendim, hiç de öyle bir şey olmadı. Ben oradaydım. Ece yalan söyledi. Küpedüz yalan söyledi. Soyunmak istemediği halde başka bir oyuncu gitti Ece'nin üstünü açtırdı ya. Aa. Ece nerede şimdi? Bastı gitti, bilmiyorum. Peşinden gittim konuşmak için ama yok. Dur dur, Hasan arıyor. Muhtemelen toplantı isteyecek. Ben döneceğim sana. Tamam. Anladım. Anladım, tamamdır. Tamam, bekliyorum. Doğru tahmin etmişim. Hasan toplantı istiyor. Yarım saat sonra ajansta. Ay! Bıktım, yemin ederim. Yemin ederim bu ajansın işlerinden bıktım artık. Hah, geldiniz. Merhaba. Buyurun. Şöyle ben size bırakayım. Tamam, hemen bırakayım. Pardon, çok özür dilerim. Bu teste düştü ama. Sorun değil. Bu da, buyurun. Burada iki tane yumurta var. Ben yumurtaları aslında almıştım ama çok küçük bir kaza geçirdim yolda. Ama siz şimdi hiç merak etmiyorsunuz. Ben hemen gideceğim, geleceğim. Bir köy yumurtası alıp getireceğim. Gülben Hanım'ın ruhu bile duymayacak. Olmaz, hayatta olmaz. Zaten anlar. Nasıl anlar? Farkında mısınız bilmiyorum ama Gülben Hanım'dan bahsediyoruz. Yani bir bakışta anlar neyin ne olduğunu. O gelmeden bu işi çözmemiz lazım, yoksa mahvoluruz. Tamam o zaman. Bir saniye, ben halledeceğim, söz veriyorum. Çok şükür gelebildiniz. Buyurun buyurun. Buyurun, çözeceğim ben şimdi. İçeriye koyacağız, solda mutlu. Emrah, ne yaptınız, dönebildiniz mi? Ya döndüm döndüm de küçük bir sorunumuz var. Ben yumurtaları kırdım yolda gelirken. Diğerlerinin ne durumda peki? Yani onlarda bir sorun yok ama ben bir daha Cumhuriyetçi'ye gidemem Dicle. Vallahi billahi gidemem, bir şeyler düşün lütfen. Tamam tamam, ben bir şey düşüneceğim. Hadi kapatıyorum ben. Tamamdır o zaman, başlıyoruz. Yumurtalar kırılmış. Hazırız arkadaşlar. Dans sessizlik istiyorum. Kayda giriyoruz. 3, 2, 1, koyun. İçerinde hiçbir zararlı madde bulunmayan %100 organik mis gibi kokulu deterjanını... Kestik. Ne oldu? Gülben Hanım, çok iyisiniz, çok iyisiniz de bileklikte bir sıkıntı var. Bilekliğimde mi sıkıntı var, neden? Kostümle bileklik arasında bir uyumsuzluk gördüm. Kostümcü arkadaşlar. Ben bakıyorum, ben baktım, baktım ben. Geldim, aldım bilekliği. Yok yok, aldım, aldım, çıkartalım. Yazın yarabbim, sakın lan göze çöp batı. Acaba bunu cebinize mi koysanız? Cebim yok Dicle. Tamam, kaybetmez. Asla kaybetmem. Çekim bitimine hemen veriyorum. Evet, hazırsak. Kayda giriyoruz tekrar. Buyurun kayıt. 3, 2, 1, oyun. İçerinde hiçbir zararlı madde barındırmayan %100 organik mis gibi kokusuyla deterjanınız Nilemiz. Kestik. Çok teşekkür ederim Gülben Hanım. Tamam. Yok Gökçe'cim, maalesef ben de hiçbir şey bilmiyorum. Yani bulamadım daha bir şey. Diyorum ki ama Gökçe, acaba sen böyle ağzından kaçırmış olabilir misin yanlışlıkla? Hani bir arkadaşın anlatırken Çınar'la çok ilginç bir şey yaşadık falan. Hayır canım, niye suçlayayım? Suçlamak için söylemiyorum. Tamam. Tamam, anladım canım, tamam. Tamam o zaman, ben bir şeyden haberim olursa ararım, haber veririm sana. Tamam. Hadi bay bay. Bay. Ne yaptı, bitirdi mi? Yakınlarını çekiyorlar şimdi ama az kaldı. Ha, iyi bari. Tamam hadi, sen de üzme artık kendini. Yani üzülsem de bir şey değişmeyecekti zaten. Bari Gülben işleri aksamasın da şimdilik, dur. Tamam zaten her şey çok güzel gidiyor. Buradan röportaja geçeceklermiş. O sahada da akşam maç varmış. Canım ben ajansa gidiyorum. Serkan yine benimle konuşmak istiyormuş. Tamam, haberleşiriz. Tamam tamam canım. Hadi öpüyorum. Evet, elimde gördüğünüz sözleşme ölüm diyarı için Ece Dizdar'la yapılan sözleşmenin ikinci nüshası. Bakalım ne yazıyor? Sizlerde de var, lütfen açın bakın. Ben okuyorum. Hı hı. Sözleşmede ajans olarak geçecektir ile oyuncu Ece Dizdar, sözleşmede oyuncu olarak geçecektir. Bir saniye buluyorum. Oyuncu sadece senaryoda gerekli bir aşk sahnesi olması durumunda yönetmenin isteğiyle çıplaklığı kabul eder.
Evet, ama bu sahne öyle bir sahne değil. Tam da öyle bir sahne. Film için son derece önemli bir aşk sahnesi. Hayır, değil. Aşk sahnesi değil. Morg sahnesi. Peki. Aç senaryoyu birlikte bakalım. Tamam. Kaçıncı sahne? 96. Hah, evet. Bu sahnede ne var? Ne var? Adam son bir kez sevdiği kadını görmeye gelir. Ve çıplak bedenine bakar. Geçmişte yaşananları düşünür. Birbirlerini duydukları o müthiş aşk artık ona dokunamayacaktır. Son bir kez gözleriyle dokunur ona. Morg'da. Evet, morg'da. Çünkü bu bir aşk sahnesi. E, filmin yönetmeni de benim. Benim bakış açım bu. Ya Hasan'cığım, kavram kargaşasına girmeyelim bence. Yani bu bir aşk sahnesi. Bir aşk sahnesinin ne olduğunu biz biliyoruz. Sevişme. O yüzden bunun senin bakış açınla falan hiçbir alakası yok. Peki, tamam. Sözleşmede aşk sahnesi yazıyor. Sevişme sahnesi yazmıyor. Sözleşmede yazılanları baz alıyoruz biz, değil mi? Sevişme yazmadığına göre. Neyi tartışıyoruz ben anlamadım. Vallahi Hasan haklı. Önceden eklemeniz gerekirdi sözleşmeye. O zaman anlaştık. Ece ile çekimlere yarın devam ediyoruz. Aynen öyle. Aksi halde sözleşme ihlaline karşınıza gelmek zorunda kalırız. Bu işlerin buralara varmasını istemiyorum. Ben anlamadım. Yani Ece nasıl böyle birdenbire kayboldu? Hayatım, bir anda bornozuyla bir taksiye atlayıp gitti, yok oldu. Peki aradın mı? Aradım tabii ki, aradım. Mesaj da bıraktım ama geri dönmedi. Neyse, biraz yalnız kalsın da belki biraz sakinleşir. Peki ne yapacaksın bu durumda eğer gelmezse? Hayda. Feris, bu dava konusu olabilir. Ben önce Gökçe, sonra Ece. Aa, arıyor. Arıyor vallahi, arıyor. Ececiğim, neredesin ya? Bir arkadaşımın yanına geldim. Hamide'nin oradayım. Tanımıyorum ama neyse, yani yalnız olmadığın için sevindim. Hayatım, yakınlardaysan ne olur bir oturup konuşabilir miyiz lütfen? Yok, değilim canım. Cumhuriyet Köy'deyim. Kalacağım ben burada bir süre. Ah, şahane. Peki hayatım, biz filmi ne yapacağız? Kapatmam lazım Feris. Tavuk oraya mı vereceğim? Tavuklara yem vermem lazım dedi, kapattı. Of ya, of! Ay, tövbe tövbe. Sinirim bozuldu. Alo. Ha, Feride Hanım, neredesiniz? Çıktınız mı? Ne için bir tane? Röportaj için gelecektiniz ya. Aa, saat o kadar oldu mu? Oldu vallahi, hadi çıkın artık. Nereye geleceğim ben? Çocukların okuluna. Aa, okulda mı yapılacak röportaj? Gülben Hanım'ın çocukların hocalarıyla bir görüşmesi varmış. Dicle de Ayşe'yi buraya davet etti. Aa, tamam. Peki, geliyorum hayat. Hadi. Dicle, ne oldu, ne yaptınız? Şu an için her şey yolunda, Emrah hariç. Emrah ne oldu? Hani Hamide Hanım'ın yanına gitmişti ya, Cumhuriyet Köy'e. Hamide? Bana hemen konum gönderin. Tamam, atıyorum. Şimdi konum atıyorum. 25 adet olacak Feris Hanım. 25, unutmayalım. O neymiş? Yumurtaları diyorum. Hani Emrah kırmış ya. Siz onları almayacak mısınız? Ya Allah'ım ya. Tamam, onları da alırım. Sen bana konum gönder. Evet. Nedir durum? Bizi bu sorundan kurtaracak bir şey bulabildiniz mi? Ben daha çok bu bilgiyi kimin sızdırdığını düşündüm. Ve? Yani bir düşünmeye devam ediyorum açıkçası. Bir şey bulamadım ama arayıp konuştum, ne yapabiliriz diye bir kere daha sordum. Çınar, aynı şeyi söyleyeceğim. Ve? Ve değişen bir şey olmadı Serkan. Yani dava açmaya hazırlanıyorlar. Bakalım, buradaki temsilcileriyle görüşeceğim. Bu. Görüşmeye ben gitmek istiyorum. Konuştuk Çınar'la. Daha önce başka işlerde de tazminat davası açılması gündeme gelmişti. Ben halletmiştim. Evet, yani Kıraç gerçekten bu konuda iyidir. Peki. O zaman beraber gidelim. Bana bırak. Ben bu konuda senden daha deneyimliyim. Kıraç, 12 senelik Amerika tecrübemde sıfırdan belli bir noktaya geldim.
Evet, ajans işlerinden biraz uzak kaldım ama yapımda en az senin kadar iyiyimdir. Ve senden çok daha iyi bir laf yapacağımı düşünüyorum. Bu yüzden toplantıya ben gidiyorum. Nasıl istersen, patron sensin. Onları bir şekilde korkutacağım. Yani baskılamaya çalışacağım. Bilmiyorum tam olarak ne yapacağım ama bir şekilde korkutacağım. Korkutacağım derken ne var tam olarak aklında? Şartlar sunacağım. Yerine getirilmesi çok zor olan şartlar sunacağım çekimler için. İyi de film biteli yıl oldu. Hangi şartlardan bahsediyoruz? Yok yok, başka bir proje için yeniden görüşmeye başladık. Sen ne biliyorsun? Peyt orada. Tamam tamam, atladım ben. O zaman şöyle yapıyoruz. Önce karavan. Karavan tam 22 derece olacak. Ne bir derece eksik, ne bir derece fazla. Tamı tamına 22 derece. Ve otel odası. Baştan aşağı pembe istiyoruz diyeceğiz. Yorganlar, çarşaflar, tuvalet kağıdı aklınıza ne gelirse. Ve en önemlisi, Gökçe sabah kahvaltıda Peru'dan getirilen glutensiz unla yapılmış krepten başka hiçbir şey yemiyor diyeceğiz. Nasıl? İşe yaramaz. Yani bence de işe yaramaz. Çünkü sektördeki herkes zaten Gökçe'nin kaprisli bir oyuncu olmadığını biliyor Serkan. Yani kimseyi kırmaz, üzmez, ekstra bir istekte bulunmaz. Oyuncuların bence çok inandırıcı olmaz. Çınar, bunu ben de biliyorum ama aklıma bu geldi yani. Başka önerisi olan var mı? Yani benim aklıma bir şey gelmiyor. Kıraç, sen? Wait. Usta, kapıyı komple mi değiştirseydik ya? Hiç gerek yok. İş görür daha. Zaten kilidi değiştirdik mi sıkıntı kalmıyor. Yani komple değiştirince daha iyi olur diyorsan değiştirelim. Bana kalırsa iyi. Lakin illa para vereceğim, illa masraf yapacağım diyorsan o senin bileceğin iş. Yok ya, benim derdim güvenlik. Vallahi bu devirde hırsızın, arsızın açamayacağı kapı yok güzel kardeşim. Ben sana en başından bunu bir söyleyeyim. Ama bana soracak olursan elindeki en iyi kilit ne diye, işte bu. Barış abi bakar mısın? Geliyorum kardeşim. Evet. Buraya da taktık bir tane. Salonda iki tane var. İçerideki odaya da taktık. Tamamdır. Barış abi, tamam mı? Tamam kardeşim, sağ ol. Daha sözleşme imzalanmadı. Öyle değil mi? Yok, imzalanmadı. Yani görüşüldü ama onay telefonu bekleniyor. Daha gelmedi. O zaman işi yokuşa süreceğiz. Ben aklımdakini anladım senin. O ikinizin aklındakini bana da anlatacak mısınız? Yeni bir görüşme yapıyoruz. Onun için prensipte birkaç oyuncuyla anlaşmıştık. Ama yani böyle tabii bir tazminat davasıyla karşımıza gelirlerse... O zaman Ego'daki hiçbir oyuncuyla çalışamayabilirler. Aynen öyle. Buradan yürüyebilirsin Serkan. Tamam. Bunu deneyeceğiz. Anlaştık. İkisi de gerçekten derse çok ilgili. Gayet güzel katılım sağladı. Yoldayım, alı sahaya geçiyorum. Genel olarak hiçbir sıkıntımız yok diyebilirim. İyi, çok sevindim. Bazen ödevlerini teslim etmekte zorlanıyorlar. Ben o konuda endişe ediyordum. Sıkılıyorlar, böyle bunalıyorlar falan. Bütün çocuklar, hepsi çok sıkılıyor. Siz hiç merak etmeyin. İyi, çok sevindim. Tamam, sağ olun. Excuse me. Bir ben onun telefonunu çalıyor. Tamam. Çok önemli. Hocam ben iki dakika aşağı inip geleceğim. Önemli. Bir gidelim. Geç kalmadık inşallah. Yok yok, kalmadık. Merak etme. Soruları aynı değil mi? Dicle bak, kontrol ettin. Ekleme çıkartma falan yapmasınlar. Gayet makul sorular. Hiç merak etmeyin Gülben Hanım. Ben şimdi dönüyorum hocaya. Tamam. Oyalayacağım sizi. Hemen başlayın. Size tamam. Çağrı atacağım. Tamam, çağrı. Tamam. Gülben Hanım. Geldim. Geldim, merhaba. 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 Merhabalar, hoş geldiniz. Kusura bakmayın, bekletmedim. Ne demek, çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Telefonum var, çabucak böyle alalım. Birkaç sorumuz olacak size. Yeni albümle ilgili şarkılara nasıl karar verdiniz? Nasıl bir süreç geçirdiniz, bu süreç nasıl sizin için? Şimdi biz bu soruyu birazcık daraltsak olur mu? Yani bu çok geniş kapsamlı oldu. Cevaplaması saatler alır, öyle değil mi Gülbenciğim? Olur, daraltalım. Yani böyle nasıl gibi? Albüm şarkılarından bahsedelim. Tamamdır. Gibi. Tamamdır. Evet. Tabii. Seni kırmışları konuşsak. Gerçekten çok mu kırıldınız? Çok güçlü gibi görünüyorum. Evet, güçlüyüm de aslında ama bir o kadar da kırılganım her kadın gibi.
kırılıyoruz. Sonra kırıla kırıla güçleniyoruz bence. Ben kırıldıkça daha çok öğrendim. Ama düşe kalka büyümek diye de bir şey var hayatta. Böyle böyle güçleniyoruz. Peki en çok kırıldığınız olay? Böyle bir sorumuz yoktu Ayşen. Şimdi bu tür soruları geçelim lütfen. Bir başka konuya girelim. Mesela şarkıdan devam edelim. Tamam, olur. Peki. Sizin de işiniz zor değil mi? Bütün gün böyle çocuklarla aşağı yukarı dertleri, sıkıntıları hiç bitmiyor değil mi? Yok. Benim öğrencilerim gayet sorunsuz genelde. Yok canım, çıkıyordur arada bir tane öyle değil mi? Ayrıca şunu merak ediyorum ben, Gülben Hanım'a da soramadım biliyor musunuz? Üç çocuğuyla birlikte buraya toplantıya nasıl yetişiyor o kadar yoğunluğun arasında? Gülben Hanım ne zaman gelecek? Bakın benim birazdan başka bir toplantım var çünkü. Biliyorum. 5 dakikaya geliyor, önemli bir görüşmeydi de size son bir şey sorabilir miyim? İnsanlar şimdi böyle şey diyor ya, ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Hocam bu sorunu nasıl çözeceğiz? Ben gerçekten bazen tutukluk yapıyor yani konu. Kurduğumda kalbim sığınırdım yağmurlara diyorsunuz şarkıda. Acaba özel bir kişiden mi bahsediyoruz? Yani sözleri ben yazmadığım için Kubilay'a ait sözler, ona sormak lazım. Ben sadece yorumladım, okudum. Sonraki soruya geçelim mi Ayşe Hanım? Vakit yok, vakit. Tabii ki. O zaman birazcık aşktan bahsedelim. Bahsetmeyelim, onu da geçelim. Peki. Çocuklarınızdan bahsedelim birazcık. Evet. Çok sevdiğiniz, onlar sizin her şeyiniz galiba. Evet, hem kendi çocuklarıma hem de dünyanın bütün çocuklarına düşkünüm ben. Çocukları çok sevdiğim için 41 tane anaokul açan bir derneğin hem kurucusu hem başkanıyım. Sabaha kadar cevap verebilirim çocuklarla ilgili bütün sorularınıza. Harika. Tekrar evlenmeyi düşünür müsünüz? Hayır, bunu da geçiyoruz. Evet. Benim 2 dakika bir çıkmam lazım. Müsaade ederseniz bir telefonla konuşup geleceğim, olur mu? Tabii. Ayşe Hanım. Geldim. Geldim. Ben buradayım. Evet. Kusura bakmayın tekrar. Dinliyorum sizi, buyurun. Ödevler hakkında son kez sizinle konuşmak istemiştim de. Tamam, buyurun. Online olarak gönderiyorum zaten. Evet. Size de email olarak geliyordur. Geliyor. Benim mailime de geliyor. Çocuklara da geliyor. Ben de yardım etmeye çalışıyorum bazen. Genelde İngilizce'de sorun yaşamıyoruz. Fende ve matematikte oluyor bazen işte. Geldim. Çok teşekkürler. Beklettim. Kusura bakmayın. Tekrar devam edebiliriz. Peki, tecrübeler. Bu hayatta edindiğiniz tecrübelerden en çok sizi etkileyen şey. Bu hayat size ne öğretti? Kolay kolay kimseye güvenmemeyi öğretti. Tabii bunu derken nedenleri var, öyle değil mi Gülbenciğim? Evet, tabii ki var. Hayat öyle bir öğretmen ki insan öğreninceye kadar öğretmeye devam ediyor. Bazen ağlatarak, bazen güldürerek, bazen varlıkla, bazen yoklukla, bazen kırarak. Ama bir şekilde öğrenip bir ders çıkarması lazım insanın. Benim için hayatta insanlar ikiye ayrılıyorlar. İyi insanlar, kötü insanlar. Eskilerimizin, büyüklerimizin bir lafı vardır. Allah karşına iyi insanlar çıkartsın derler. O gerçekten çok önemli. Ama hayatta en önemli şey sabır. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Peki. Gitmeden son bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Lütfen. En çok sevdiğiniz söz hangisidir? Söz. Ona unutmayın ki hiçbir şey olmaz. Huzurlarınızda Gülün Ergen. Harika. Ben gittim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bravo Gülün. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Of, ama bu ne ya? Allah'ım Ece ya. Ece. Hay, inanamıyorum sana. Nasıl buldun beni ya? Hayır. Hamide Hanım biraz ünlüymüş. Gülben Hanım da buralara geliyormuş. Ufak bir tüyo aldım. Hayatım ne olur bak, burgut kabaktan bir hal oldum. Ne olur. Dışarı havadar bir alana çıkalım şuradan. Kokular beni fena ediyor. Tamam gel. Dur şuradan 2 yumurta alayım. Hey Allah'ım. Başka nerede yumurta var ki? Hadi. Burnuma tutmaktan bir hal oldum. Oksijen. Güzelim, sen niye bana bir şey söylemeden çekip gittin? Ya söylenecek bir şey mi var Feris, Allah'ın aşkına ya? Ben sana o kadar sinir oluyorum ki, sana anlatamam. Tamam, haklısın. Çok haklısın. Ama bu iş böyle olmaz. Bizim sete geri dönmemiz lazım Ece. Ya o iş bitti Feris. Ben, ya öyle bir şey olmayacak. Sana dava mı açsınlar?
Açsınlar, açıyorlarsa açsınlar. Zaten param yok. Tazminat da ödeyemem. Açsınlar. Ececiğim, o işler maalesef öyle olmuyor. Sen o parayı ödeyemezsen ego ödemek zorunda kalır. Gerçekten mi? Hı hı. Senin imzaladığın sözleşmelerden biz de sorumluyuz. Tabii aynı taraftaysak. Hatalı olduğuna inanıyorsak biz de ödemek zorunda kalmayız. Beni bırakıyor musun Feriz? Saçmalama. Tabii ki seni bırakmıyorum. Sonuna kadar yanındayım. Ama bizim bu işi bir şekilde çözmemiz gerek. Çözmek zorundayız Ece. Başka yolu yok hayat. Dur bir dakika. Ya ne oldu sana? İyi misin? Yorgunum hayatım ya. Yorgun musun? Hmm. İlk defa böyle bir şey duyuyorum senden. Ben de. Keyfim kaçık bu aralar. Benim de. Neyle başlıyorlarmış yarın sabah yine? Morg sahnesi mi? Yok. Morg sahnesi akşamı. Ne oluyor? Senin hakkında bir şey mi var? Belki de vardır. Bana bak, o yumurtaları öyle alamazsın yalnız, biliyorsun değil mi? Neymiş? Hamile'nin bazı kuralları var. Önce seni bir tanıyacak, sana güvenecek, aranızda bir arkadaşlık doğacak falan, öyle kolay değil yani. Yok yok, ben vallahi hiç uğraşamam, ne olur yalvarıyorum sana. Lütfen bu işi sen benim için hallet, 25 tane olacak. Kimin de bu yumurtalar? Gülben Hanım. Peki. Ama yarın bana karışmayacaksın. Hasan'ı sinir edecek bir plan var aklımda. Bakarız. Feriz. Hayatım, senin ne yapacağını bilmeden ben nasıl böyle bir şey eve... İyi tamam, karışmayacağım. Ama dozunda. Bakarız. Güney, koş oğlum, koş. Koş. Aris, durma. Ayakkabının bağı üzüldü. Ayşe, Rodin, Rodin. Ya bunlar pasla atlas, koş Rodin'den al pasını. Hadi şimdi, hadi at çabuk birazdan. Hani ne yapıyorsun orada? Durma orada çocuğum, durma. Hadi yavrum, hadi. Gülüm, ya bu işlerden bayağı anlıyorsun ya. Coştun. Gülben Hanım, benim 12 tane erkek kuzenim var yani. Bir şekilde bir yerinden kapıyor insan bu işlerin. Gülben Hanım, Güney'in çanımını izleyin. Güney'in çanımını izleyin. Gördün mü? Evet, gördüm. Gülben Hanım, çok yetenekliler çocuklar. Bunları ziyan etmeyin. Gülben Hanım, bu çocukları ziyan etmeyin. Bakın. Peki, ama sağ çok kötü. Sağ kötü. Daha iyi çocuklar, daha iyi oynayacak. Hadi şimdi topla oradan, topla oradan. Topla oradan. Topla oradan. Topla oradan. Kurma. Gülüm'ü görüyor musun? Çin'in önünde ben çıktı. Görüyorum ve korkuyorum. Siz ne konuşuyorsunuz orada ya? Evet. Telaşa verdim beni Gülüm. Gülüm Hanım, ama maç çok iyi bir maç. Koş be, vurun, vurun. Çal artık düdüğü. Çalalım artık düdüğü. Evet. Bitti. Bitti ama Gülben Hanım, şöyle bir şey söyleyeceğim. Mavi takımın forveti bu kadar iyi, ayağına gelen her topu değerlendirmese çok daha iyi maç olacaktı. Bak düşünün, iyi sıkıştırdılar. Takıma iyi baskı kurdular ama sahamız kötüydü bence Gülben Hanım. Forvet çok iyiydi. Bizimkiler de çok iyiydi. Bizim forvet, özellikle Rodin'in, Güney'in ayağı, sol ayak çok iyiydi Gülben Hanım. Deneyimledikçe halledecekler. Tamam Gülün, hadi gidelim gel. Çok iyi maçtı ya. Şu sahanın tek kırmızı kurdelesi sensin. Ben artık anlamıyorum Çınar. Yani bütün sponsorlar teker teker çekilmeye karar verdiler. Önce Ayça, sonra diğerleri. Senin bu konuda bir bilgin olabilir mi? Yok. Nasıl olsun ki? Ya ne bileyim, belki filmi sevmemişlerdi. Sen de beni üzmemek için söylememişsindir açık açık. Yok canım. Ben sevmesem sevmedim derdim. Söylerdim. Yani olmamış derdim. Ama bak, baştan beri seni uyardım. Biliyorsun Hakan. Dedim ki şu çıplaklığı biraz kısalım en azından dedim. Dinlemedin beni. Ya mesele o yani. Hayır, tabii ki o değil mesele. Ne peki? Yani diyorum ki acaba bu senaryoda böyle ısrarcı olmasak mı? Yani şöyle biraz geri çekilip bir baksan. Sen senaryoyu bir daha bir revize etsen. Ben o sırada yeni sponsorlar bulsam mesela. Geç kalıyoruz Çınar. Yani benim kafamda bir timing var ve şu anda o programın çok gerisindeyiz. Benim bir an önce bu filmi çekmem lazım. Ama sana ondan önce bir şey sormak istiyorum. Sor tabii. Sponsorlarla benden habersiz görüşmüş olabilir misin? Gökçe Hanım'ın bu durumu bizi gerçekten çok üzüyor.
Biz böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız için inanın çok üzgünüz. Çok da üzgün olduğunuzu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü 2 haftalık bir çalışma süresi için 2 milyon dolar gayet güzel bir para, öyle değil mi? Bizi zarara uğrattıklarını kabul etmiyorlar mı diye soruyor. Kanıtı var mı elinde? Bence yok. Filmin maliyetiyle alakalı en ufak bir fikriniz var mı? Önemli olan şey filmin bütçesi değil. Sizi biraz araştırdım. Yeni film için Pet'le bir ortaklık aşamasındaymışsınız. Doğru mu? Doğru. Pet çok önemli bir şirket. Daha önce defalarca çalıştık. Bu film için de bize geldiklerini söylememe gerek yok herhalde. Bizim oyuncularımızla, starlarımızla çalışmak istiyorlar ama... aramızdaki durum böyleyken, yani bir uzlaşma yolu bulamıyorken... oyuncularımın, starlarımın bu filmde oynaması söz konusu bile olamaz. En önemlisi... galiba Tuğba Büyüksün'le çalışmak istiyormuş. Bu durumdayken Tuğba Büyüksün'ü veremem ve sizin anlaşmanızla başlamadan biter. Böyle bir şey yapmanıza gerek yok diyor. Bence de. Bir orta yol bulabiliriz. Yani Serkan Bey, sözleşme dün akşam imzalandı ve herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu dahi olamaz. Gökçe Bahadır durumuna gelirsek kanıtlarımız var. İsterseniz dediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. İyi günler. Sen ne demek istiyorsun şimdi bana, anlamadım ben. Ya bir şey demek istemiyorum. Ama benim de kulağıma bazı şeyler geliyor. Ne gibi? Ayça ile benden habersiz görüşmüşsün ve filmi tekrar düşünmesini istemişsin. Ben? Evet sen Çınar, yani soruyorum sadece, yaptıysan yaptım de. Hakan'cığım ben böyle bir şey duymamış olayım. Sen bana güveniyorsun yani, bana, filmime, Jülide'ye. Evet elbette güveniyorum, niye güvenmeyeyim Hakan? Güveniyorum tabii ki, deli misin? İyi. O zaman beni destekleyeceğini düşünüyorum çünkü kredi çektim. Evi ipotek ettirdim ve ne olursa olsun bu filmi çekeceğim Çınar. Ne yaptınız? Konuştunuz mu? Anlaşmayı dün gece imzalamışlar. Yapma. Haberin yok muydu? Yok, hiç bilmiyordum. Çok kötü oldu bu ya. Ne? Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum, var mı elimizde başka bir şey? Yok, yani hiçbir şey yok. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Of, çok üzüldüm ya. Ya ben işe yarar sanmıştım. Ben de. Neyse, kolay gelsin. Farklısınız biliyor musunuz Gülben Hanım? Hem böyle dışarıda başka bir Gülben var sanki, evde bambaşka, çok enteresan. Kendimi en iyi hissettiğim yer evim de ondan. Dışarıda böyle olmuyor insan. Hep dikkat etmek zorundasın. Dışarıda bakımlı olmak zorundasın, güçlü olmak zorundasın. Hataların varsa kapatmak zorundasın. İnsanın evde yanlış yapabilme lüksü bile var. Dışarıda yok mu peki? Yok tabii. Dışarıda farklı beklentiler giriyor. Herkesin senden beklentisi farklı farklı. Dışarıda insan güçlü görünmek zorunda, iyi görünmek zorunda. Bir selfie çeken olsa kıramazsın. Nezaketli olmak zorundasın, bakımlı olmak zorundasın gibi gibi. İnsanın evi kalesi gibi. Ben o kaleye herkesi sokmam Dicle, bilesin. Gülben Hanım teşekkür ederim. Ah Dicle, bir de senin bana benzer bir yönün var biliyor musun? Ya. Hep güçlü olmak zorundasın, hep dik olmak zorundasın. Kendi işini kendin hallediyorsun, koşturuyorsun. İşin ucunu bırakmıyorsun, sabahtan beri bir dakika durmadın ya. Evet, evet öyleyim birazcık. Başka türlüsünü bilmiyorum, ne yapayım? Ya biraz bazen böyle yorucu oluyor, her şey üst üste geliyor ama ne yapayım? Bilmez miyim? Ben de öyleyim. Her şeyi kendim yaptım senelerce. Tırnaklarımla kazıya kazıya. Onu kontrol et, bunu kontrol et. Onunla ilgili mücadele ver. Her şeyi kendi yapanın sırtı çok ağır, bilirim. Doğru, ben sizi çok iyi anlıyorum Gülben Hanım, gerçekten. Birini mi bekliyordun? Ay, atladığımız bir şey mi var programda? Dur, sakin ol. Hiçbir şey atlamadık. Kapı çaldı. Bakıp geliyorum. Tamam.
Geldim. Aa, Feriz hoş geldin. Ya hoş bulduk. Gelsene. Kusura bakmayın, ancak gelebildim ben. Hoş geldin. Bunların... Alayım ben, emrah getirecekti. Sen niye zahmet ettin? Ay, maalesef kaza, ufak kaza olmuş. Ben oralardaydım. Hadi gel, Dicle ile çay koyduk, beraber içelim. Aa, Dicle burada mı? Evet, gel. Feris Hanım hoş geldiniz. Siz ne yapıyorsunuz burada? Neler neler yapmadık ki biz bugün. Ayvar reçelleri, şekersiz, organik. Erişte de yapacaktık da onu haftaya bırakalım dedik. Sen çok yorgun görünüyorsun Feris. Çok teşekkür ederim. Can vallahi ne yalan söyleyeyim Gülben Hanım, gerçekten feci yorgunum yani. Bu aralar bir halsizlik çöküyor üstüme yani. Normalde Dicle beni bilir yani, ben 3-4 saatlik uykuyla böyle zımba gibi olurum. Allah. Feris Hanım acaba mevsimden olabilir mi? Mümkündür. Evet. Ya siz kahve mi yaptınız? Yok. Yapayım mı sana ben bir kahve? Ay o yok, çok teşekkür ederim. Yani çok keskin bir kahve kokusu da var burada. Yani son zamanlarda bu kokular da böyle üstüme geliyor. Yiyebilir miyim? Ye. Afiyet olsun. Ne oldu? Abi telefonlaş. Tamam. Tamam bak. Anam. Ben anlam veremiyorum Gülben Hanım. Pardon, ağzım dolu konuşuyorum ama. Rica ederim. Dinliyoruz seni. Son zamanlarda böyle bir acayiplik, bir halsizlik, bir yorgunluk. Yani normalde hiç takılmayacağım şeylere aşırı takılıyorum. Sonra bir sıcak basıyor, sonra 3 dakika sonra geçiyor, sonra tekrar basıyor, sonra tekrar geçiyor. Yani doktora falan da gidemedim ben. Diyorum ki acaba ben de bir tiroid sorunu mu var yoksa erken menopoza mı giriyorum? Demedim. Feris. Hı? Belirtilerin hepsi bende de oldu biliyor musun bir zamanlar? Belirti? Çok ciddi bir sorun değildi umarım. Çok ciddi. Çok ciddi. Yapma ya. Vallahi hayatımı tamamen değiştirdi diyebilirim ama iyi yönde. Daha önce canımı sıkan, üzen hiçbir şey artık beni üzmüyor. Önceliklerim değişti. Nasıl bir hastalık bu? Dünyanın en güzel hastalığı bu. Annelik. Feris bana kalırsa sen hamilesin. Önce bir doktora git, çayı sonra içersin. Ben hamile değilim. Gülben Hanım ne yaptınız ya? Sen bir doktora git. Afiyet olsun. Ben birazdan çıkacağım, geleceğim, tamam mı? Tamam. Evde görüşürüz o zaman. Tamam canım. Bir dakika. Hangi evde? Sen neredesin ki şu an? Sizin evdeyim. Meral'in bir işi çıkmış. Çok önemli bir işmiş. Teyzesine gitmesi gerekiyormuş. Ve gece orada kalacakmış. Şaka yapıyorsun. Sen şu an bizim evde misin? Olabilir. Çok mümkün. Hatta şu an çıkarsan sana çorba bile yapıyor olabilirim. Sen çorba yapmayı biliyor muydun ya? İşte bu sorunun cevabını öğrenmenin tek yolu bir an önce eve gelmen Dicle. Şu an sana inanamıyorum ya. Tamam, sakın hiçbir yere gitme. Ben şimdi çıkıyorum. Birazdan çıkıyorum, tamam? Öpüyorum. Tamam, bekliyorum. Ama şimdi... İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben bir sipariş verecektim. Hadi bakalım. Dicle sabah 9'da tam okulun önünde buluşuruz, tamam mı? Tamam, buluşuyoruz. Hadi bakalım. Sen benim dediğimi bir düşün, tamam mı? Evet. Benim yardımcı olabileceğim bir şeyse ben hemen yapayım. Yok, bizim aramızda. Evet. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay. Görüşürüz. Ya nasıl bir enerjisi var ben hiç anlamadım. Ben tükendim, bittim. Ayaklarıma kara sular indi. Bak okulu, maçı, röportajı, reklamı o kadar şey yaptık.
Bana mısın demedi Gülben Hanım. Tık yok. Ya bir insan bu kadar mı yorulmaz? İnanamıyorum ya. Gerçekten mi ya? Evet. Kıyamam ben sana. Çok kuruldum ben. Çok kuruldum. Bekle geliyorum şimdi. Nereye gidiyorsun? Kombi açacağım. İçerisi soğuktu. Üşüdüm biraz sanki. Benim daha iyi bir fikrim var. Bekle. Nereye? Nereden çıktı? Yorgun. Şu an... Tamam, sormayacağım. Sormayacağım, sormadım. Sadece sarılacağım. Benim pabucum da mı atılıyor şu an? Öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey mümkün mü? Bilmem, olabilir mi? Ya bak ya. Olabilir mi? Bir şey soracağım. Hı. Sen hani bana çorba yapmıştın, ne oldu? Yaptım. Çok da güzel oldu. Sonra? Sonra düşündüm de biraz daha kendimi geliştirme ihtiyacım var. Hı. Tutturamadım demiyor da. Tamam yani biraz öyle bir şeyler olmuş olabilir. Hı. Teşekkür ederim. Ne için? Her şey için. Beni düşündüğün için. Bitmeyin diyorsan. Hayır, sadece o değil. Buraya geldin, bir sürü şey yaptın, alarm taktırdın, çorba yapamadın. Yorgan var sonra. En çok onu sevdim. Ya, bu arada... Alarmın şifresini istediğin zaman değiştirebilirsin, tamam mı? Odanın camlarına sensörle taktırdım. En ufak bir harekette hemen alarm çalacak. Bekle, ben de sana bir şey getireceğim. Ne getireceksin? Bekle. Bunu senin için almıştım ama verememiştim. Öyle mi? Hı hı. O yüzden de toplama asmıştım. Çok teşekkür ederim. Senin yaptıklarının yanında minicik bir şey kalıyor ama... sevdiğini biliyorum. Sen bunu ne zaman almıştın? Oldu biraz. Yani asmasan da olur öyle. Odanın bir köşesine koysan da olur yani. Olur mu öyle şey? Hı. Tabii ki de asacağım. Hı. Asmaz mıyım? Seni uyandırmaya kıyamadım. Çok erken setim var, o yüzden çıkıyorum. Aklım sende.
Günaydın canım. Çok ders olmuşsun. Çıkarmayacağım üstümden. Bütün gün böyle gezeceğim. Evet, buyurun arkadaşlar, toplandık. Barış Bey geldi. Buyurun Barış Bey. Evet, hazırım. Ne yapıyoruz? Merhaba, ben şimdi çıkıyorum. Seninle yapım şirketinde buluşuruz, tamam mı? Tamam. Ama ben çok fazla kalamayacağım. Oradan başka bir yere geçmem lazım. Tamam, geliyorum şimdi. Görüşürüz. Normal bir bahane. Yani henüz aranızda hiçbir şey yok. O yüzden dinliyorsun, tansiyonu falan ölçüyorsun. Tamam? Doktor hasta ilişkisi. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir duygu yok. Tamam. Sen iyi misin? Sorun yok değil mi? İyiyim Hasan'cığım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Önemli olan tek bir şey var. O da ne biliyor musun? Filmimiz. Süper. Şahane. Çekiyoruz. Hadi çekelim. Ece ne yapmaya çalışıyor şu an? Evet, hazır. Hiçbir fikrim yok. Yemedim. Evet, kayda giriyoruz. Kamera lütfen. 3, 2, 1. Oyun. Kestik. Ece ne yapıyorsun? Ya şimdi yani ilişkimizi anlamlandırıyorum. Hani bizim daha sonra aramızda bir şey olacak ya. Bu güç dengesini bir baştan kurayım diye düşündüm. Gerek yok. Şiddet görmeyin. Ha, şiddet değil canım. Sadece erotik bir yanı var yani sahnenin. Ha? Tekrar alıyoruz. Tamam. Evet, hazır. Erotik olmasın. Tamam. Okey, hazır. Oyun. On iki sekiz. Şahane. Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Süper. Nefes alışverişleriniz nasıl? Sizin alerjiniz var mı? Toz, kuş tüyü, parfüm. Parfüm mü? Ah. Kestik. Ece ne yapıyorsun? Hasan'cığım, morg sahnesi için önden birazcık ekstra tutku katıyorum sahneye. Oradaki çıplaklığın bir yansıması olacak gibi düşün. Ya birazcık erotizm dolu bir muayene oluyor. Ne var? Olmasın. Normal bir muayene. Tamam mı? Kendinden başka hiçbir şey katma. Peki. Hadi tekrar alıyoruz. Peki. Oyun. Hazır. Oyun. Ece yeter ya. Yeter ya. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Kaç oldu bu? Yeter. Hasan'cığım. Bence yetmez. Ben burada içgüdüleriyle davranan şehvetli bir kadını canlandırıyorum. Dalga mı geçiyorsun benimle? Sıradan bir muayene dedim. Basit. Sıradan. Sıradan? Evet. Sıradan. Evet. Sıradan çok güzel bir kelime Hasan. İşte senin filminde aynen öyle olacak. Sıradan. Hocam ben sevdim aslında. Ece burada sıradanlığı kırıyor şu anda. Benim filmim, benim bakış açım. Ya ne dedin sen? Tokat geliyor şimdi. Şahane ya. Şahane. Bütün ekip bir oldunuz, benimle dalga geçiyorsunuz. Benim kuyumu kazıyorsunuz, öyle mi? Bir de benim ekibim. Ben yokum. Bırakıyorum. Siz devam edin. Ben yokum.
Hocam bir dakika. Hocam. Hak etti ama. Vallahi hiç işime gelmiyor ama. Bence de. Dicle selam, neredesin? Bir oyuncumun audition'ı vardı Gülben Hanım. Şimdi çıkıyorum ben. Okulda buluşuyoruz sizinle. 20 dakika oradayım maksimum. Tamam, aradın mı okulu? Kalabalık mı? Güzel mi? Çok güzel burası, müthiş. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kıraç bak bir şey diyeceğim. O Hasan... Yani yapmaz böyle bir şey değil mi? Yani filmi yarı yolda bırakmaz. Yok şimdi. Daha önce hiç olmadı öyle bir şey. Şimdi olacağını hiç sanmıyorum. Bir arasam mı acaba? Şimdi mi? Adam delirdi çıktı. Biraz bekleyelim. Sonra ne olacak? Klasik taktik. Ne? İşte aynı yerde, aynı saatte. Ben de vereceğiz ama biz gitmeyeceğiz. Birbirlerine girmesin mi? Şimdikinden iyidir bence. Deneyelim yani. İyi o zaman. Ben Ece'yi arıyorum. Ara. Yeri sen seç. Bende. Evet, set hazır. Kostümler ayarlandı. Gelince başlayacağız hemen. Devlet tabanı. Evet, iki tane üç ayrı saksıda olacak. Yalnız iki tanesi evine gidecek. Bir tanesini ofisine istiyor Gülben Hanım. Uçucu yağlar ne oldu peki? Sevgili çocuklar, değerli anne babalar ve başımızın tacı öğretmenlerimiz. Hepiniz bu güzel anaokulunun açılışına hoş geldiniz. Beni de davet ettiğiniz için çok mutluyum. Çocuklar Gülsün diye derneği olarak 10 yılda 40 tane anaokulu açtık. Türkiye'nin dört bir yanına gittik. Ama sizlerden daha şanssız çocuklar için. Fırsat eşitsizliği çocuklara hiç yakışmıyor. Çocukların okul öncesi eğitim almaları aslında yaşamlarında en değerli hakları. Dünyada bütün araştırmalarla açıklanmış çok önemli verilere sahibiz. Okul öncesi eğitimi alan çocuklar ilkokulda çok daha başarılı oluyorlar. Bizim anaokullarımız bu fırsat eşitsizliğinin tam da olduğu yerlerde. Trabzon'da, Hatay'da, Ankara'da, İzmir'de, Ağrı'da, Kars'ta, Eskişehir'de, Sinop'ta, Ordu'da bütün çocuklarımızda gördük ki eğer onların köylerinde, kasabalarında anaokulu varsa onlar mutlaka geliyorlar. Şimdi mezunlarımız ilkokula, oradan da liseye doğru devam ediyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çocuklar Gülsün diye inandığınız ve derneğimizi desteklediğiniz için. Sağ olun, var olun. Günde, bizim burada işimiz bitti. Şimdi biz reklama geçiyoruz. Siz ne yaptınız? Biz hazırız yani, çocuk oyuncular da geldi şimdi. Gülben Hanım'ın gelmesini bekliyoruz. Siz çıktınız mı? Evet evet, arabadayız biz. Tamam, ben haber veriyorum, harikasın. Bay bay. Görüşürüz. Hazır mıymış her şey? Evet, bizi bekliyorlar. Tamam. Her şey hazır. Gülben Hanım, size çok kısa mizansını anlatacağım. Bahçede çocuklarımız çamurda oynuyorlar. Siz deterjan reklamı için onları çağıracaksınız. Kapının önüne gelip. Şuraya durun, şurada duracağım. Evet, aynen tamam. Orada. Deterjan tanıtımında başlayacaksınız. Sizden istediğim şahika güler yüzünüzü, muhteşem enerjinizi, o duyguyu istiyorum. Tamam. Dur. Gülben Hanım, bir saniye. Ne oldu? Bilekliğinizi. Pardon. Hocam çok pardon. İsterseniz siz 10 dakika karavanda misafir edin. Öyle mi? Daha sonra tekrar anlatırım. Tamam. Tamam. Tamam, geçin. Gülün. Yakala. Hadi. Geldim Gülben Hanım. Bir şeyiniz yok. Ay çok kötü düştüm. Ay çok kötü düştüm. Geldim çok. Ne duruyorsun be? Aa, çekeyim. Aman arkadaşım, ne görüyorsun? Ay tamam, çekeyim. Ver şemsiyemi. Terbiyesizler. Ay ben çok kötü düştüm ya. Aa. Ha Serap. Serap, peçeteniz var mı? Selam. Merhaba. Lütfen. Kıracım, bekliyorsun. Evet. Ben de Feris'le buluşacaktım ama galiba gelmeyecek. Neden? Sanırım bizi buluşturmak için yaptılar. Thank you.
konuşalım mı biraz? Olur. Çocuklar! Çocuklar hadi gelin artık. Bizim ev her gün böyle. Ama Nilamis'le içim çok rahat. %100 doğal, organik ve mis gibi kokusuyla en büyük yardımcım. Nilamis muhteşem. İnanın bana. Kestik. Oh, tamam. Gülben Hanım harikaydınız. Müthiştiniz. Çok bitti. Bu işte ya. Biter. Ben şimdi sizi bir karavana götüreyim de sıcacık yapayım. Şeyleri içelim ya. İçelim içelim. Ece, benim bu filmi çekmem 6 yılımı aldı. Senaryosunu 1000 defa değiştirdim, tekrar yazdım. Şimdi böyle elim kolum bağlı oturmak sinirim bozuyor. Anlıyorum canım yani. Ben de çok memnun değilim bu olanlardan. Ne ara buralara geldi bu iş ben anlamıyorum. Tek bir saniye yüzünden set durdu. Asistanlar bile laf atıyor bana. Ne hale geldik. Hayır beğenmiyorsanız beğenmeyin. Film bu. Kimseyi böyle elinden tutup zorla sinemaya götürecek halim yok benim. Resmen sansür bu. Ben kafamdakileri, düşüncelerimi çekemeyeceksem niçin yapıyorum ki bu işi? Hasan'cığım. Bak, benim geçmişte bir yönetmen için yapmayacağım bir şey yoktu. Bir film için yapmayacağım bir şey yoktu. Çıplaklık falan değil benim takıldığım şey ya. Ne o zaman? Bak ben sana bir şey anlatayım mı? Geçmişte bir zaman ben bir filmle anlaştım, tamam mı? Bir sahnesi için çıplak olmamı istediler. Gerek yoktu aslında, biraz saçmaydı. Ama kabul ettim. Gençtim. Daha yeni yeni tanınıyordum. Tek bir şey rica ettim Hasan. Sahne çekilirken etrafta çok kişi olmasın. 50 kişinin önünde soyunmak istemiyorum çünkü. Tamam dediler, kabul ettiler. Günü geldi, sete gittim. Herkes orada. Herkes orada. Ve rahatsız olmam umurlarında bile değil. Gözümün içine baka baka Hasan. Bir tanesi de demiyor ki kız rahatsız oluyor. Fazlalık yapmayayım, çıkayım. Yok böyle bir şey. Çok sinirlendim. Çok üzüldüm daha doğrusu. Ama belli etmedim. Neyse. Gel zaman git zaman. O filmden sonra Hasan'cığım. Bir daha oynadığım her film, oynadığım her şeyde çıplak olmamı istediler. Üstüme yapıştı, bir daha da kurtulamadım. Hasan, hayır demek benim 20 yılımı aldı. 20 yıl. Düşün. Sana bir şey itiraf edeceğim. Ben bu morg sahnesini nasıl çekeceğimi bilmiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Düşündüm bir şey bulamadım. Kafamda evirdim çevirdim hiçbir şey bulamadım. Uykularım kaçtı hiçbir şey bulamadım. O yüzden de soyunmamı istedin. Ne istiyorsun Hasan? Aslında ne istiyorsun? O sahnede ne anlatmak istiyorsun ya? Aralarındaki yakınlık, adamın bakışı, karısından geriye bir şey kalsın işte. Son bir şey. Vurucu bir an. Ya tamam. Bir bakıştır o dediğin ya. Böyle kocaman hareketlere, çıplaklığa falan ihtiyacın yok Hasan. Bazen bir bakış yeter sahneyi anlatmaya ya. Belki gözünden böyle bir damla yaş süzülür. Mesela? Deneyelim mi bunu? Tabii hala benim filmimde oynamak istiyorsan. Deneyelim. İsrar etmediğin için teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Bütün içtenliğinle kendini bana açtığın için. Aa, Gülben Hanım, ben Suna Hanım'la konuştum. Güzellik workshopunu bu akşam online olarak yapacakmış. Tamam. Şimdi malzemeleri arkaya koydum, hepsini tek tek aldım. Sizin tek yapmanız gereken akşam online olarak görüşmeye katılmak. Tamam. Stüdyoyu haftaya aldık değil mi? Evet, onu haftaya almıştık. Tamam. Doğru. Bir şey unutmadık değil mi? Yok, unutmadım. Aa, ay! Bileti unuttum. Korktum. Ay, ben size söz vermiştim. Takacağım diye. Sen ya. Ben şimdi üniversite takıyorum. Yine enerji bir yükselsin, bir şey olsun. Şimdi veriyorum. Taktım, şimdi yükselecek. Yükselecek şimdi. Arkadaşlar son 2 gündür benim için yaptıklarınızı hiç unutmayacağım. Hepiniz o kadar içtendiniz ki ve o kadar zor bir programın içinden geçtik ki. Ama başardık hiç hatasız bir şekilde. Çocukların futbolundan, okul toplantısından, reklam filmi çekiminden her şeye kadar gerçekten çok müthiş çalıştınız. Benim mesleğimde bu çok önemli. İçtenliğiniz,
samimiyetinizle beni kurtarmak için çabanızı hiç unutmayacağım. Ve ben meslek hayatımda bundan sonra ego ile devam etmek istiyorum. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten çok güzeldi. Hiç yabancılık hissetmedim. Ne kadar enerjileri yüksek bütün ekibin. Çok sevindim. Başta biraz tedirgin oldum çünkü telefon numaraları, adresler, program yoğun. Hiçbir şeyi birbirine karıştırmadılar gerçekten. Bravo. Biz böyle dışarıdan bazen anlaşamıyor gibi görünürüz. Ters düşeriz falan ama iyi ekibizdir aslında. Gerçekten öyle ama bütün ekip bir yana, Dicle bir yana. Gerçekten ne kadar çalışkan bir kız. Bir dakika yerinde durmadı. O kadar çalışkan, bir de becerikli. Bravo. Kimin kızı? Aa! Ya. Dicle senin kızın mı? bak hiç söylemedi. Bir aferin daha ona. Peki, görüşürüz. Tamamdır Gülbenciğim, de kiminle çalışacağını söylemedin. Onu haftaya söyleyeceğim. Biraz daha düşüneceğim, olur mu? Biraz peki, daha. Peki, tamamdır. Geldin mi? Geldim. Hoş geldin. Bana müsaade o zaman. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Gülben Hanım, gerçekten sizinle çalışmak benim için çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Bir dakika yerinde durmadın. İçten çalışkan. Sen gerçek bir savaşçısın, biliyor musun? O yüzden biz birbirimizi bulduk bence. Ama seni bensiz bırakmayacağım. Biz tekrar karşılaşana kadar benim bu uğurlu bileklik senin olacak, sende kalacak. Çok teşekkür ederim Gülben Hanım. Sana uğur getirsin, şans getirsin. Hep iyi hisset kendini. Bu kadar mı Dicle? Bu mu yani? Hayır, bu kadar olur. Gel buraya. Teşekkür ederim. İyi ki varsın güzel kız. İyi ki varsın. Benim değil mi? Senin. Teşekkür ederim. Koruyacak seni, konsantre edecek. Sana çok iyi gelecek. Ya başladı bile zaten, ben hissediyorum. Hadi vay vay. Konuştuk Hasan'la, her şey yolunda. Ortak bir yol bulduk. Haberleşiriz, öptüm. Eride, biraz düşündüm. Sen haklıydın. Hangi konuda? Gökçe'nin işini çözemedim. Eğer bir şey bulamazsam Japonlara tazminatı ödeyeceğim. Ciddi misin? Evet. Şaşırttın beni. Niye? Yani 2 milyon tazminatı ödemek istemezsin. Şirketi elden çıkarırsın diye düşünmüştüm. Ya da yani en azından hisselerin bir kısmını satarsın diye. Peri de biliyorsun, o ajans benim için çok önemli. Ve asla kaybetmek istemem. Benim de kaybetmek istemediğim pek çok şey oldu bugüne kadar. Ama bazen devam etmemek en iyisi. Eğer zarar göreceksen kendini korumaya alman lazım. Körü körüne ısrar etmek doğru değil. Aklımda tutarım. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Ay, 5 dakika ne ya?
yok. Odamda toplanalım. Şimdi. Gökçe hakkında seninle ve Çınar'la konuşmak istiyorum. Oto Hanım'la konuştuk. Davadan geri çekilmek gibi bir düşüncesi yok. Bu durumda iki tane seçeneğim var. Birincisi işi mahkemeye taşımak ki asla kazanamayız. İkincisi de 2 milyon ödemek. Serkan, bence biz bunu kendi içimizde çözmeliyiz. Yani belki de en doğrusu benim egodan ayrılmam. Çünkü bu işin sorumluluğu bendeydi. Hayır. Evet Feriz. Yani ben istedim, benim yüzümden kalkıştık bu işe. Tamam, Gökçe de ben aynı anda 2 işi yapabilirim demişti. Ama biz sözleşme şartlarını biliyorduk sonuçta. Hayır diyebilirdik, demedik. Hayır, hayır. Ya tamam, sen ama hiçbir şey tek başına yapmadın ki Çınar. Hepimiz sana yardım ettik. Feriz, benim oyuncum, benim sorumluluğum. Gerçekten. Doğru söylüyorum. Feriz. İyi misin? Bir şey yok değil mi? İyi miyim? Her şey yolunda. Çınar. Şuna bir baksana. Ne bu? Toplantıda bunu verdiler bana. Gökçe'nin o akşam başka bir film çektiğini kanıtıymış. Bir saniye. Bu benim. O ne demek? Yani bu benim programım. Bu program benim programım. Bu kahve lekesi benim kahve lekem. Hatırlıyorum bu benim. Yani? Bir dakika, ben hemen geliyorum. Ben hemen geliyorum hemen. Tamam. Feriz buldum. Gel. Ha? Hadi gel. Ha, geliyorum. Bu program aynı iki programda aynı. Aynı leke var. Hatırlıyorum zaten. Bu programları hatırlıyorum. Ben programa bakıyordum, kahve içiyordum. Yanlış bir üzerine dökülmüştü. Bu program. Çınar, emin misin? Eminim bu program. Bunu ajansdan biri sızdırmış. Başka bir şey olmasına ihtimal yok. Başka türlü eline geçemez bu program onların. Yani
biri odama girmiş, bunu almış, fotokopisini çektirmiş. Ondan sonrasında da Japonlara göndermiş, belli. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Asıl soru şu. Bunu kim yapar? Ve neden yapar?